İyi günler. 19 Eylül 2020, Muhabbet TV, Faruk Aslan Yok O Kadar ile yayında. Bugün konumuz fıtrat terapi, kalp terapisi. Acaba fıtratımız nasıldır? Kalbimiz nasılsa fıtratımız da öyledir. Yani halimiz, vaktimiz yerinde mi? Kalbimiz yerinde mi? Yoksa kalbimizi çaldılar mı? Fıtratımıza uygun olan fıtrat terapi uygulanan bir yöntemdir. İnsanın kendi kendini telkin etmesi, kendi kendisini hipnoz etmesiyle ilgilidir. Kendi kendinizi hipnoz edebiliyor musunuz? Bir insan en güzel kendi kendini hipnoz eder. Eğer siz istemezseniz, izin vermezseniz hiç kimse sizi hipnoz yapamaz. İradeniz yerindeyse ancak siz kendi kendinizi hipnoz yaparsınız. Telkinde bulunarak iyi veya kötü yaparsınız. Nasıl telkin yaparsanız öyle olursunuz. Fıtrat terapi belki de ilk defa duyuyorsunuz. Zaten ben orijinal bir adamım biliyorsunuz. İlk defa duyduğunuz şeyleri benden duydunuz. Büyük ihtimal. Evet arkadaşlar, isterseniz RT yapmayın. Hiç gerek yok reklam yapmaya. Başkaları duymasın. Önemli değil yani. Faruk Aslan'ı 100.000 kişi takip etmesin. 5.000 tane deli olsa yeter diye düşünüyorsunuz büyük ihtimal. O yüzden RT yapmıyorsunuz. Yoksa korktuğunuzdan falan değildir yani. Ben Hüsnü Zan edeyim. İnsan Hüsnü Zan'la memurdur demişler. İyi yayınlar. Hemen arkadaşlarımız geldi. Birinci gelen Şakit Sufi arkadaşımız. İkinci gelen Vatan Partisi Perinçek temsilcisi. Ne güzel. Zaten konumuz timsah ve su. Yani burada timsah Doğu Perinçek Vatan Partisi grubu oluyor. Su ise Şakit kardeşimiz oluyor. Kalp terapisi, fıtrat terapisi hipnozda pozitif kinetik enerji meydana getirir. Negatif getirmesin de. Bu şiiri arkadaşlar ben 19 Nisan 2013'te yazmışım. Yani bu süreçle alakası hem var hem yok. Nerede yazmışım? Brantford'da yazmışım. Brantford neresi? 2013'te benim Children Aid'de kadınları ve çocukları korumak için terapist olarak çalıştığım yer. Brant County'de. Büyük ihtimal duymamışsınızdır Brant County'yi. Brantford'u. Su, sabrın, aşk simgesi. Su ile timsah arasındaki farklar. Çok temel bir öğreti. Timsahta kin yurdu. Mahlukata sabır ipliği ile bağlıyız. Sabrediyoruz. Sabır taşı olduk. Çatladı mihenk taşı. Bağlandığı hayat su. İnsan timsaha bağlanacak hali yok ya. Timsah adamı yer yani. Dişleri var. Bir de yerken timsah gözyaşları döküyorlar. Sabırlı ol ki hiç olasın. İnciler yapsın su yurdu. Su olmasaydı hayat hiç. Timsaha göre hayat olmuyor ki. Suya göre hayat oluyor. İnci de olmaz. Bengü su. Bengü su abi hayat. Su ölümsüzlük iksiridir. Hak ordu toplanmıştı. Bu aslında benim gördüğüm bir rüya. Yani 18 Nisan'da görmüşüm bu rüyayı. 19 Nisan'da işe gitmişim. Buradan bir saat uzaklıkta Brantford Children Aid Society. Orada odamda yazmışım. Hak ordu toplanmıştı. Timsaha karşı rüyada. Dost düşman donanma. Aşk yoksa tufan olursu. Türk donanmasını prensekçiler, timsahlar batıracaklardı.
Ben bunu 2013 yılında 18 Nisan'da rüyamda gördüm arkadaşlar. Timsahları gördüm yani. Aşk yoksa tufan olur su. Su bir gazaba dönüşür. Hüzün taze tutkulu. Aşk yarasını sar rüyada. Yarandan hoşum ama yarim ver bir bade su. Timsah nefsi arar bela. Timsah böyledir arkadaşlar. Donanmayı batırır. Öyle krokodiller var donanmayı batıran. Doğu Perinçek gibi. Mustafa Önsel biliyorsunuz donanmayı batırdı. Kendisi denizci değil ama donanmayı batırmayı başardılar yani. Hiç batmayacak Türk donanması 15 Temmuz'da timsahlar sayesinde battı. Bütün kurmayları attılar. Kurmay zeka gidince deniz kuvvetlerinde deniz kuvvetleri kalmadı. Timsahlar yedi. Hatır hutur yediler. Timsah ne arıyormuş arkadaşlar? Timsah nefisleri bela arıyormuş. Darılmaya bahane bol. Sevmek, sevilmek su. Niye sevmiyor Doğu Perinçek grubunu kimse? Adam kendi partisini bile sevmiyor. Başka partiler bizim projelerimizi satın aldı diyor. Zoraki. Kendi partisinde o programla seçime girip de halkın reyini oyunu alsaydı da halkın iradesiyle iktidara gelseydi yok öyle bir kibir. Kibirden böyle bir talepleri yok yani. Aziz Çakmak'tan tutun Özden örneğe kadar bu darbeci paşalar deniz kuvvetlerinde Semih Çetin gibi paşalar, Şoner Polat gibi Güven Arkaya'dan başlayarak Vural Beyazıt hepsi bunlar darbeci. Ve hepsi Perinçek zihniyetinde Kemalist, faşist olanlar. Şu anda da Ercüment Adnan ve Cihat Yarcı'yı tasvip ettiler. Perinçekçiler iktidarda. 40 tane sevgilisi var Ercüment'in. Bazen sevgililer arasında trafiği şaşırıyor. Sekreteri de sevgilisi. Sekreter ayarlıyor haremini Ercüment Bey'in. Çok mantıklı bir arkadaş. Zafiyeti falan hiç yok. Cübbeli Ahmet Hoca'nın böyle büyük bir haremi yok. Yani demek ki harem kurmak için Türk donanmasında Perinçekçi ve donanma komutanı olacaksın. Adnan o kadar yok yani. Onun 3-5 tane. Ama kimse Ercüment'in seviyesine Türk donanmasında henüz yetişemedi. Benim kardeşim Fatih bile hayret içinde. Yani denizci mi olsaydık diyor. Ben kardeşim Fatih'i sağlık astsubay okuluna imtihanına sokmuştum. Kazanmıştı. Gatalaya girecekti. Fakat 1989 senesinde sağlık raporu alamadı Gata'dan. Elediler. Dediler ki belin açık, diskler kaymış. Ya benim kardeşim Rambo. Omuzunda 4-5 tane kasa taşır, şemsiye taşır, yük taşır. Yani ne disk kaymasından bahsediyorlar. Tabii bir ay kaldık Abidinpaşa'da İbrahim Karayiğit'in evinde. O da şimdi Almanya'da. Zaman Gazetesi'nin eski Ankara temsilcisi. O zamanlar kara kuvvetlerinde astsubay üst çavuştu. Anahtarı bendeydi evin. Yani Abidinpaşa'daki Nur evi bütün MIT'in takip ettiği bir evdi. Biz de MIT'in takip ettiğini biliyorduk. Ben MIT'in takip ettiği eve niye gidiyorum diye soracak olursanız biz şeffaf insanlarız. Yani Ruşen Çakır takip etmiş, MIT takip etmiş, fişlemiş. Hiç umurumuzda değil. Zaten ben kardeşimin asker okula girmesinde pek istemiyordum. Annem ısrar etmişti. Babam da demişti ki oğlum seni attılar, kardeşini mutlaka atarlar. O da beş vakit namazında çünkü. Ben babamı dinlemedim yani. Annemi dinledim. Ondan sonra kardeşimi sağlık raporu almaya götürdüm. Elediler. Hain Perinçekçiler. Benim kardeşim olduğunu biliyorlardı. Gata'da bahane uydurdular.
Üzülmeye gerek yok yani. Rızık kapısı sadece askerde değil ki. Çaresi içinde abi hayattır. Hayata kibirle bakma. Yüce evde şu dağ hane. Ah Abidin Paşa, o evde nice şakitler yetişti. Dağ gibi şakitler yetişti. Sapasağlam dava adamı. Yani niye satmıyorduk evi diye soracak olursanız, vakıf malı, mihir malı satılmaz. Bir Risale-i Nur abisi, bir zaman Said Nursi'nin talebesi o evi himmet etmişti. Nur evi olsun diye. Ve amacı dışında kullanılmasını yasaklayıp lanetlemişti. Bu nedenle Abidin Paşa'daki ev hala duruyor. Satılamaz yani. Müsaade edilemez, el konamaz. Can Dündar'ın malına mülküne el koymuşlar 40 yıllık birikimle. Daha doğrusu el koyma değil de, müsaadele değil de, tahdit koymuşlar. Devlete geçmemiş de kullanamıyor. Yani hizmetteki olan insanların malına mülküne el koyuyorlar. Müsaade ediyorlar, devletleştiriyorlar. Ama Can Dündar'a sadece tahdit koyuyorlar. O da bas bas bağırıyor. FETÖ'cüler yaptı diyemiyor. Erdoğan'ın yaptığı belli. İntikam alıyor timsah. Timsah çok intikamcı bir hayvandır. Düz kalp aşkı münteha. İddiasız bir içimdir su. Her şey olabilirsin de. Evet, her şey olabilirsin. Öyle değil mi? Biz kaydediyor muyuz? Kayıt düğmesine bastık herhalde. Evet, basmışız. Her şey olabilirsin de. Timsah kül başına adi. Hayatın içinde ol sade. İnsan olsan canım su. Timsah ruhlunun ateşi yüreği soğumaz. Timsah, inanma şu gözyaşlarına. Timsahın gözyaşına inanan var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Yerken ağlar timsah. Rabbe kul olan evsin. Sönmez dur içimi su. Bu şiir 19 Nisan 2013 tarihli arkadaşlar. Soysuz timsah aç susuz. Suyun içinde ama susuz aç. Korkmaz ki susmaz su. İçinde kaynar deli fişek. Şelaleşen çağlayan su. Sızıntı 40 senede çağlayan oldu. Çağlayan dergisi oldu. Eskiden sızıyordu böyle su. Su sızdırıyordu. Şimdi gürül gürül akıyor. Niagara Falls şelalesi gibi akıyor. 7 harikadan biri dünyada. Göz yumarsan kazana, Turgut kazana, Aslı kazana, Saldıray Berk'in avukatı olur ilan cihanelerin. Ondan sonra darbecilere aklar mafyanın avukatı. Ne bekliyordunuz Kemalist ulusolculardan? Turgut Kazan kimleri savunmadı ki? O masum. Aslı da masum. Saldıray Berk zaten en masumu. O darbeci falan olamaz Vatan Partisi başkan yardımcısı olarak. Erzincan'daki soykırım projesini dedem Abbas yazmıştı. Büyük ihtimal. Yani Dursun Çiçek de o ıslak imzaları atmadı arkadaşlar. Siz hayal gördünüz. Taraf gazetesi 12 Haziran 2009'da öyle bir belge falan yayınlamadı. Adli tıpta rapor verip de bu imzalar Dursun Çiçek'e aittir diye bir belge vermedi. Dursun Çiçek hiç CHP milletvekili olmadı. Kızı İrem de İntikam naraları atmak için Habertürk'ten tutun Halk TV'ye dönüp dolaşıp da FETÖ diye hedef saptırıp da masum insanlara soykırım projesi uygulamıyor. Veli Küçük'ün kızı Zeynep Elif de babasının kızı değil. Masum melektir o. Diye kendi kendinizi
aldatabilirsiniz. Timsahların dişisi de oluyor, erkeği de oluyor. Göz yumarsan kazana, ederi kadarı, safı azanı, çantada keklik değil su. Saf tam affa kinsiz inen su. Eğer tam affederseniz su hayat verir. Eğer kindar olursa tam affetmezse su azap verir, şifa vermez hastalara. Fırtınalar kopar ruhunda. Timsahın hırsı azgın dişi, dişinin kirasını da ister. Aşk gecesiydi, aşık ise su. Su içmek istiyor aşk, aşk gecesinde. Gece, gün, için, dışın, su. Yüreğinde ıssız çöl hiç. Susuz kaldın çöllerde, su ararsın. Sessiz, haykırış, sezgi. Barış talep ettin diye sen, o hain timsah gülüyordu. Yalnız, kimsesiz, gariptin. Zengin, fakir, devası, af, su. Mihnet, meşakkat, dert. Su tufanı, bela geliyordu. Rencide olmadı derviş. İmdat diledi, akar su. Bu hurus akar değil, akar su. Meryemi bir akar su. Dosyam Kanada hükümetine verildi. Yakında sınır dışıyım. Kanada hükümetine dosyamı 2 sene önce vermiştiniz. Polis kardeş de geldi. İmzayı çaktık, size geri postaladık. Erdoğan diktatör. Siz diktatörü destekliyorsunuz. Kanada devleti size lanet ediyor. Daha Kanada Ulusal Güvenlik Soruşturmasından yeni geçtim ben. General aradı, bir tane general. Dedi ki, senin kadar temiz bir adam görmedik bu ülkede. Sadece 20 senede bir tane telefon faturasını bir ay geç yatırmışım 2018'de. Telasa. Başka kusurum yokmuş benim 20 senede Kanada'da. Yani niye geç yatırdım diye sorun bakalım. Telas kızıklıyordu. 600 dolar fatura gönderdi. Bir ay geç yatırdım diye. Başka benim kötü kredim yok yani. Haberiniz olsun. Rüyeti şiir der, hiç olsan timsahtan kurtulabilirsin. Zahiri kisvelerde timsahın, sabun köpüğünde erir su. Tevazudan şaşma Nuri. Belki kurtarabilirsin yani. Bilginin cehaletinden kaç. Bak, kendi kendimize, nefsimize, nefsi tezkiye yazıyoruz. Kibirsiz evla, bir damla su. Kalp ve ruh gözü nedir? Ve nasıl açılır diye soruyorlar. Zihin, akıl ruhu, gözüyle kalp gözü arasında ilişki vardır. İbn Arabi Hazretleri bir bağlantı ilişki görüyor. Nereden almış bu bağlantıyı? İmam Tustari'den almış. Çünkü onun ruhi nefes, nefs isimli hem nefes hem nefs bir kitabı var. Kalp gözünü, ruh gözünü şöyle izah ediyor. İnsanlarda ruhi nefis vardır. Evet, bir ruhunda nefes vardır ama bir de nefsi emmaresi, nefsi levvamesi vardır. Firavun nefsi vardır ve dönüp dolaşıp da o firavun nefsine dönebilir. Yukarı çıkıyor, nefsi mulhimeden, nefsi mutmainne, raziye, marziye, nefsi zekiye, kamil insan oluyor. Tepeye çıkıp sonra aşağı düşüyor. Bir bakıyorsun, nefsi emmari olmuş. Ondan sonra bulut olan Mehmet Ali yoldan çıkıyor. Hizmete Kerbala yapılması için tavsiyede, danışmanlıkta bulunuyor. Ne sufilik kalıyor, ne Müslümanlık kalıyor, ne efendime söyleyeyim yazdığı kitapların, yazıların bir değeri kalıyor.
Faruk Beşer şaşıyor. Fıkıh alimi Hoca Efendi'nin kitaplarına ön söz yazıyor Faruk Beşer. Çocukları bizim hizmette Çamlıca Kur'an kursunda okuyor. Sonra Hayrettin Karaman'a kanıyor bir şeytana. Fetva veriyor. Sonra kendi kredisini kendisi çizip kendi ayağına kurşun sıkıyor. Böyle bir sorun var. Bu nedenle İslam alimleri İbn Sina, Farabi, Farattin Razi gibi ve İmam Gazali gibi Hüccetül İslam demiş ki nefsi natıka. Konuşan nefis. Yani diyor ki insanlar konuşuyor, konuşuyor, ruh konuşuyor. Susmuyor. Susturamazsın. Bireysel özgürlük var. Bunun ebedi bir teyakkuz ve aydınlanma olarak analiz edilmesi ancak Allah'ın Nur ismiyle izah ediliyor. Herkes farklı bir nur. Yani nuru nurdan seçmek olur mu? Allah'ın tecellisini tecellisinden seçmek caiz midir? Ruh, ruhi akıl ebedidir diyor İbn Arabi. Bir defa beyin giderse artık ruhsuz kalır, beyinsiz kalır. Bir daha beyin geri dönmüyormuş. Yani beyin bir defa giderse goodbye. Bir daha dönmediği için ruhla beyin birleşemediği için ruhi akıl kalmayınca zombi oluyor. Ebedi zombi oluyor. Ve ruh tabii bedende hapis, zindanda, bunalımda yaşıyor. Kalp gözü, ruh gözü. Nerede açılsın üçüncü gözü? Zalim, zulmeden, kendi nefsine zulmeden, kendi ruhuna zulmeden birinin gözü müzü açılmaz arkadaşlar. Kördür o arkadaş. Taç, tepe gözü bunun zirvesidir derler. Kamil insan gezegeninde nur gözü taç olarak açılabilir. Lakin önce şakralarda kökten başlamak lazım. Bazıları diyor ki Japonlar, reikiciler taç yukarıdan başlamak lazım Jacoben. Bazıları diyor ki yok kök çakrası topraktan başlamak lazım. Toprak gibi olasın. 7 tane mertebeyi enerjiyi öyle çıkalım diyorlar. Japonlarla Koreliler arasında kaldık. Ben Korelilere iman ettim. Japonlar, reikiciler, nanay. Biz Koreliyiz. Arkadaşlar, evde Kore yemekleri pişiyor. Dün sushi yapmışlardı. Sonra bizim oğlan Japon sushisi ısmarlamış. Sabah kahvaltısında ben Japon sushisi yedim. Kore sushisini ise hanım dün yapmıştı. O halde ne oluyoruz biz? Kore ile Japonya arasında bey namaz olmuyoruz. Namazları kılıyoruz. Bu da işin esprisi. Biyolojik olarak konuşacak olursak, insanlardaki beynin ortasında hipofiz bezi var. Ruhun orada bulunduğu konusunda İslam alimleri ve bilim adamları görüş ifade etmişler. Bunun sebebi serotonin ve melatonin gibi insana mutluluk veren hormonların beynin ortasından salgılanması, hipofiz bezinden çıkması ve doğal olarak salgılanması. İnsanı mutlu eden neyse onun yapması halinde doğal olarak kendi vücudunda mutluluk hormonu onu tedavi ediyor. Buna the self-healing system diyoruz. Self-regulating system de insan mutluluk hormonlarını teşvik eder, tahrik eder ve yeni merak, ilgi alanları geliştirirse, kendisini geliştirirse ruhunu ve bu şekilde kendi mutluluk hormonlarını ilaca muhtaç olmadan yani psikiyatristlerin, psikologların yazdığı medication'lara, reçeteye ihtiyacı olmadan kendi içindeki bu hormonlarla kendi kendisini terapi yapmış oluyor. Buna da kendisi karar verecek. Ne zaman terapi olmak istiyorsa.
zorla terapi olmaz ki. Gerçek yoksa zaten terapi olmaz. Gerçek mutlaka intikam alır. Yalan söyleyenler, kendisine yalan söyleyenler terapi olamazlar. Evet. Sufi terapinin aslı farkındalık terapisidir. İdrak mektebidir. Yani kendisine doğru söyleyecek. Kendisine yalan söyleyenler başkasına da yalan söyler. Çok rahat bir şekilde. Ve kendi yalanına da inanır. Böyle bir psikoza girer. Nevrotik bir durumdur. İnsanda östrojen ve androjen hormonları var. Yine mutluluk veren, zevk ve haz veren. Kadınlarda östrojen hormonu egemendir. Androjen hormonu erkeklerde egemendir. Lakin bir insanda iki hormon da bulunur. Ve bu hormonlar yaşamın boyunca onu etkiler. Pozitif de etkileyebilir, negatif de etkileyebilir. Eğer bu hormonlar doğal olarak salgılanırsa, mutluluk hormonları, o insanı hem yenilendirir hem de fiziki olarak, biyolojik olarak terapi yapmış olur. Ruhsal alana da bu yansır. Bu nedenle ikinci olarak hastalarda östrojen ve androjen hormonlarını teşvik edip, tahrik edip harekete geçirmek için ben teknikler veriyorum. Ve bunun için çok radikal teknikler kullandığımda söylenebilir. Yani gereken neyse bireysel tarzlıkta ona göre yaparım. Bu konuda herhangi bir sınırımda, sansürümde, frenimde yoktur. Terapide biyo-psiko-kinetik enerjiyi eğer harekete geçirebilirsek ruhsal duyumlarla, subjektif ve objektif duygularla, sezgilerle, ruhsal terapi dediğimiz special care alanında ruhsal bir gelişim, hedefler ve the individuation süreçte, yani bireyselleşme sürecinde self-awareness, yani uyanma, kendi kendine uyanma, self-actual yapıyoruz, yani self-awareness noktasında self holy others noktasına getiriyoruz. Yani herkesin kutsalına saygı gösterip ve o kutsalın onun için değerli olduğunu fark edip o kutsal etrafında bir gelişim sağlıyoruz. Bir Fransız hastam vardı. Karısı Ermeni. Terapiye gitmiştim. Antalya'nın kuzeyinde. Adam kutsalları var kendisine göre. İşte 70 model çok süper bir araba. Amerikan arabası. Harley motosiklet. 70'li yılların seks kraliçeleri. Boderek. 80'li yılların. Çıplak fotoğraflar. Böyle. Kendisine ait zevkler. Ve babasından kalan bir hatıra. Her tarafı donatmıştı evin. Müze gibiydi. Kimsenin dokunmasına izin vermiyor. Kutsallarına dokunamazsınız o adamın. Ermeni karısı dokunmuş bir tanesine. Ondan sonra sorun ortaya çıkmış. Kaybolmuş bir tane parçası. Ondan sonra adam krize girmiş. Ben de gittim terapi yapmaya. Yani parça nereye kaybolmuş? Neresi parçalanmış? Nasıl birleştirebiliriz diye. Benim değişik terapi yöntemlerim var. Arabamın arkasında tavla var. Fransız'da tavla oynamayı öğrettim. Terapide ben tavla oynuyorum genelde. Domino oynuyorum, tavla oynuyorum. Fransız öğrendi. Daha ilk maçta beni yendi. Çok zeki. Yani tavlada beni yenen bir Fransız. Daha ilk maçta. Acemi şanslıdır dedim. Bir daha oynayalım. İkinci maçta yine yendi. Bu da acemi şansı olabilir. Üçüncü de yine yendi. Hoşuna gitti sonra. Zevke geldi. Yani arkadaş gayet iyi. Baktım keyfi de yerinde. Yemeği içmeyi de seviyor. Hayatı seviyor. Kuşları seviyor. Hiçbir problem yok. Kutsalları var. Kutsallarına saygı göstereceksin. Yaşayacaksın. Hayatına devam edeceksin yani.
kaybolan parçasını buldu bir sene sonra. Ondan sonra kaybolmadığını anladı. Başkasını suçlamaya gerek yok. Kendin kaybediyorsun. Yani bazen çok sevdiğiniz bir şeyi bir yere saklıyorsunuz, kimse bulamasın, dokunmasın diye. Sonra kendiniz de bulamıyorsunuz. Böyle bir sorun yani. Beni de çağırmışlar ki bulayım diye. Yani ben bulurum da kaybolanları biraz süründüreyim dedim. Yani hemen söylersem olmaz tabii. Nereye kaybolmuş? Mantıklı değil. Bir süreçtir terapi. Biraz süründürmek lazım. Burnunu sürtmek lazım ki takıntısı ortadan kalksın. Anlıyor musunuz? Ben iyi bir terapistim yani, anlayacağınız. Özetle. The divided self, yani parçalanmış ruh, eğer tevhidi, oneness ve wholeness'i bulursa tam tevhide doğru yürür. Kalp ve ruh gözü başka türlü açılmaz. Yani tevhidi bulamayan insanlarda gerçek tevhidi, kalp ve ruh gözü açılmıyor. Eksik, parçalı, yaralı. Donunu kaybedenler Perinçek'e başvuruyor. Donlardan sorumlu müdürünüz o. Biz kaybolan donları bulmuyoruz. Böyle bir misyonumuz yok. Asker okulda bizim albay donları vardı. Aklıma getirdi. Bizim terzimiz vardı. Çamaşırlarımızı yıkardı. Donlar kaybolmasın diye, askeri don bunlar. Biz albay donu derdik uzun. Biz üstüne önce kalemle yazdık. Yıkayınca kalem gidiyor. Donlar kime ait oldu? Belli değil. Ondan sonra devre kavga ediyor. O don, o diyor ki bu don benim, öbürü diyor benim. Halbuki aynı boyda. Ölçüleri farklı olsa da donlar kayboluyor arkadaşlar arasında. Sonra dedik ki herkes isminin baş harfini ve soyadının baş harfini iğneyle dona şey yapsın, işlesin. Biraz terzilik öğrendik yani 15 yaşında. Ondan sonra donlar kaybolmamaya başladı. Fakat albay donları güzel donlar değil. Kocaman. İlk birinci sınıfta böyle oluyor. Sonra kızlara çıkıyorsun, kendine don alıyorsun. Albay donu değil. Lakin şöyle bir sorun var. Bizim Kemal Yüzbaşı donları indiriyordu. Şöyle indiriyordu. Pijamaları aşağı indirip don kontrol yapıyordu. Yani ordunun verdiği albay donlarını giyiyor muyuz? Yoksa Kızılay'dan kendimize don mu aldık? Kızılay'dan don almak yasak. Albay donları olmak zorunda. Bu nedenle ceza alanlar vardı. Albay donu giymek gerekiyor. Yani Mustafa Kemal bu konuda çok ciddiydi. Askeriye de kurallar var yani. Dikim evinden bize verdikleri donlar öyle değerli, kutsal, askerlerin malı. Ondan sonra istersen albay donu giyme. Bir hafta sonra izinsizlik, 3 puanın kırılması. 2 gün izne çıkamıyorsun bir don yüzünden. Yani don önemli kardeşler. Bu don Volga Irmağı değil. Bu don başka bir don. Bireysel özgürlük bu nedenle İslami'dir arkadaşlar. Bireysel özgürlüklerin kısıtlandığı, sansür yapıldığı ve baskı ve zulüm yapıldığı ortamlarda insanlar travmaya uğruyor böyle. Donunu bulamıyor mesela. Başka don giymek istiyor. Kırmızı don giymek istiyor. Olur ya. Bu kadınlar koğuşu değil ama bir arkadaş vardı. Mustafa Kemal pijamaları indirdi. Bir baktık arkadaş kırmızı don almış. Gazi diyeyim arkadaş. Arkadaş tam gazi oldu. Mustafa Kemal bir çaktı ama şöyle 2.80 aşağı. Perinçekçi biriydi. Adamın ağzında da zaten ağızlık şeylik vardı. Ulan İbrahim de kırmızı donu kadınlar giyer.
pirinç ekşiler böyle biraz sapık şeyler oluyor. Cinsel tercihleri biraz farklı oluyor. Ondan sonra arkadaşın adı da İbne kaldı zaten. İbne Gazi diyorduk. Bizim Mustafa Kemal'in böyle şeyleri vardı ya. Bir gün yine sabah istimasında sıra açıl, ügadım marş. Her gün sıra açıl, ayakkabılar boyalı mı, pantolonlar ütülü mü, tıraş oldunuz mu? Hepsini kontrol edecek Mustafa Kemal. 310 numarası Nurullah vardı hem yanımda. Ben 314'üm. Hemen sıra açıldı. Nurullah benim yanımda oluyor. Mustafa Kemal Nurullah'ın önünde durdu. Baktı şöyle. Saçlarını ikiye ayırmış böyle. Top mix dedi. Bu ne saç? Bir, saçların 3 numara değil. Ceza. İki, saçlarını ortadan ayırmışsın. Sen Tom Mix misin? Tom Mix misin dedi. Top musun dedi. Ceza. Savunma gönderecek. Açıkla bakalım. Niye saçlarını böyle tarıyorsun? Saçların niye 3 numara değil? Artist. Ondan sonra ayakkabısına baktı. Boyasız. 3. Ayakkabısı boyalı değil. Pantolonuna baktı. Pantolonu ütüsüz. Terziye. Boş yere mi koyduk oğlum? Ceza 4. 4 tane savunma gönderdi Nurullah'ın. Nurullah ne yapacağını şaşırdı. Espiritüel bir arkadaştı. Nasıl savunma yazayım diye düşünüyor. Faruk dedi bana yardım et. Mustafa Kemal'i en iyi sen tanırsın. Ne yazayım ben bu şeylere, cezalara? Oğlum dedim. Adam sana Tom Mix misin, Top Mix misin diye sordu. Sen Top değilsin, Tom Mix'im mi yaz. Bu Mustafa Kemal, Tom Mix ve Texas Zagor'u onları çok sever. Seni yüzbaşı Tom Mix'e benzetti. Ben Tom Mix'im yaz komutanım de. Bir cümle. Öyle yazdı arkadaş. Sonra ceza almadı tabii. Benim de dediklerimi dinleyince ceza almıyor. Böyle yani. Bir asker okulu hatırası anlatmış oldum size. Gerçektir yani. İnsanı tanıyacaksınız yani. Ceza almazsınız. Ondan sonra arkadaş tabii 3 tane daha ceza var. Bir de yatağını düzgün yapmamış. Bir de ona yazmış. Dolabı da düzensizmiş. 6 tane sonra birden geldi arkadaşa. Ondan sonra Mustafa Kemal şey yapıyordu. Bozuk para atıyordu. 2,5'luk yatağın üstüne. 2,5 yatağın üstüne zıplayacak. Eğer yatak örtüsünün gerginliği zıplamıyorsa parada ceza yazıyordu. Biz bu nedenle çarşafları yatağa yaparken para atıyorduk. Cebimizde bozuk para taşırdık. Zıplıyor mu zıplamıyor mu böyle. Nasıl yapıyorduk bunu? Taktiği var tabii. Yani çengelle iğneyle gerdiriyorduk. 4 tarafından. Ondan sonra istersen 25 kuruşluk at, istersen 1 lira at, fark etmez. Zıplar yani. Beni de atsan zıplarım burada. Mustafa Kemal böyle çok sıkıydı. Askeri disiplin. Şimdi disiplin falan kalmadı orada tabii. Erdoğan'ın teröristleri var. Perinçek'in itleri, köpekleri var yani. Beyleri boş buldular bu köpekler. Timsahlar. Ne diyorlar? İltisak, irtibat kuruyorlar. FETÖ diye. Buna Kalyon The Association teorisi diyor. Kainatta her şey ilişkiyle ortaya çıkar. İnsan örgütçüdür. İlişki kurar, mutlaka örgüt kurar. Örgütsüz kimse yoktur. Örgütsüz bir adam varsa o hayvandır zaten. İlişki kurma Hollywood tarafından, reklam dünyası tarafından kullanılıyor. 20. yüzyılda popüler hale geldi. İlişkiler ağıyla sosyal medya çalışıyor. Mesela birini takip ediyorsunuz, bir bakıyorsunuz arkasından başkası da gelmiş. Mor beyin hemen başkasını da getiriyor. Öyle bir beyni var sosyal medyanın. Birini takip edince 5 tane adam daha geliyor. Benzer özellik arz eden, benzer tweetler yazan, benzer insanları RT eden arkadaşlarınız tak 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 geliyor. Ondan sonra onları da takip etmeye başlıyorsunuz. Durmuyor.
Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki bunun sonu yok. İlişki böyle kuruluyor. Ondan sonra sosyal medya analizi yapanlar kim kimi takip ediyor, niye takip ediyor? Aralarında nasıl bir ilişki var, nasıl bir örgüt var? Ceza yazalım diye MİT'çiler böyle takip ediyorlar. Siz isteseniz de istemeseniz de adamlar örgüt icat ediyorlar bu şekilde. Sosyal medya dijital terör örgütü. Diyanet İşleri Başkanı da fetvasını vermiş. Olmaz, olmaz demeyin. Oldu, bu da oldu. The Holy or the Sacred, the Archetype kahramanlar bazında. İnsanlar bu ruhlarla görüşürler, ölseler bile ve onlardan vizyon, hikmet, irfan öğrenirler. Hayatlarını aydınlatırlar, ruhlarını geliştirirler. Kolektif bilinç dışının ortak ruh ruh dünyasında tarihi, mert, cesur kahramanlar vardır. Biz onları takip ediyoruz. Biz Vatan Partisi pırtısı, dış güçlerin nüfuz ajanlarını falan izlemiyoruz. Zaten Türk toplumunda 100.000 kişi oy veriyor. Kimse izlemiyor. Kendilerinden başka bu adamları izleyen de yok. Bir de Erdoğan var. Manyak çünkü. The Holy or the Sacred, yani kutsal olan archetype kahramanları, Abdülkadir Geylani, Peygamberimiz, İbn Arabi, Fethullah Gülen Hoca Efendi, Said Nursi, Suhaverdi, biz Feridun Attar, Bişri Hafi, yani Beyazıt Bistami, bizim takip edeceğimiz öz kaynaklarımız, arketip kahramanlarımız çok. Öyle Süfyan'a, Reis'e filan ihtiyaç yok yani. Onlar hırsız, harami, namussuz zaten. Doğu Perinçek en son çıktığı televizyonda yakmıştı Perinçekçiler. 4 kişi takip ediyormuş. Çok kız şey yaptı. Global TV'ye çıkardılar Jülide Ateş'e. Jülide Ateş'in sorularına cevap veremedi Perinçek. 30'luk burattı yani. Aferin Jülide Ateş'in takdir ettim. Yani demek ki karşısına gazeteci çıkınca Perinçek it gibi konuşamıyor. Böyle sap gibi kalıyor. Caz çallak, dırt tızlak. Böyle yapmak lazım. Bu adamları karşısına gazeteci çıkaracaksın. Ve rezil rusvay edeceksin. Ne kadar namussuz ve köpek olduğunu, dış güçlerin ajanı olduğunu, milli ve yerli olmadığını adam söylüyor zaten. Doğu Perinçek'in kızı Şangay'da Çin istihbaratına çalışıyor. Kadrolu. Oğlu Mehmet Ali Rusya istihbaratına çalışıyor. Kadrolu. Oğlu Can Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Kadrolu. Eşi şöyle Amerikan CIA'ya çalışıyor. Kadrolu. Doğu Perinçek zaten İngiliz istihbaratında kadrolu. Ailecek dış güçlerin nüfuz ajanı olarak istihbarat örgütlerini satıp vatanı parsel parsel çatır çutur satıyorlar. Böylelikle tabii arkalarında bu kadar dış güçleri alan hain kahramanların 15 Temmuz yapması çok normal. Erdoğan da onları kullanması çok normal. Baz olarak şöyle kolektif bir dışında biz Ruhul Azam peygamberimizi takip ediyoruz reis olarak. Hazreti Hızır sizi bu kibirsizliğe hazırlıyor. Yani kibirsiz bir birey olabilmeniz için bir imtihandan, derslerden geçiriyor. Hayatınızda mutlaka Hazreti Hızır'la karşılaşıyorsunuz. Mutlaka. Eğer hayatınız boyunca kibirliyseniz karşılaşmıyorsunuz. Karşılaşsanız bile Hazreti Hızır'ı tanımıyorsunuz. Kibirli adamla Hazreti Hızır yan yana durmaz. Kibirlilerde göz möz açılmaz yani. Kendi kendisini kandırır. Gerçek mutlaka intikam alır. Eğer biz merhem olabilirsek insanlara ne mutlu. Ruhumuz kanıyor, insanların ruhu kanıyor. Kolay kolay dinmez bu acılar. Hizmet tek bir vücuttur, ruhtur. Her batan diken bize batar. Yok ya kahhar, ya cabbar, ya müntekim. Zikredebilirsiniz istediğiniz kadar. Allah belalarını versin yani. Hazreti Hızır zaten bunu istiyor. Ya Vedud ismi de aynı şeyi söylüyor. Ya Vedud seven sevilen ama zalimlere karşı eşit dahu alel küffar yani. Döve döve, söve söve ırzımıza, namusumuza bulaşarak
Yani bizi zorla veli evliya yaptılar. Hamdolsun biz gam, keder, hüzün makamında bulunuyoruz ve bu yüksek mertebeleri bize bağışladığı, yardımcı olduğu için Perinçek grubundan Allah razı olsun. Onları hidayete eriştirsin diyoruz. Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar çok insan bir anda nasıl veli o evliya olacaktı yoksa? Biz hizmet olarak 40 sene uğraşsak bu terbiyeyi veremezdik yani. Zulümlerin, işkencelerin, bunca namussuzlukların, mal mülke el koymaların, ırza namusa bulaşmaların, vatanı milleti satmaların karşılığında insanlarımız takıntılarından, kamburlarından, faşizmden, bütün hastalıklarından kurtuldu. Psikoanaliz bakımından söyleyecek olursak buna depecularity doctoral point deniyor. Carl Jung'a göre. Yani ruhun Allah'ın esmasıyla irtibat yakınlığına göre insan bu numinus dediğimiz depecularity point noktasına çıkıyor. Her insan sınırsız ve sayısız esma-i ilahiyenin latife-i rabbaniyesi ve şeyniyeti uluhiyetin ve uluhiyeti hakkanesiyle buluşuyor ve hak din, aşk dini olduğu için. Yoksa 2000 tane din var dünyada, kültür var, sayısız. Buna göre değil. The Holy Others kutsal. Yani Otto Rudolf, büyük ilim adamlarından biri Alman, Max Müller aynı şekilde 100 sene önce yaşamış bu insanlar. Allah nasıl anlaşılır? Ruhun insanın tecrübe etmesiyle Allah'ı tatmasıyla anlaşılır diyor. En yakın tanımı da budur zaten. Ruhunu incelten Guru Nanak gibi havada uçanlar var Budistlerden. Yani onun bir filmini de Netflix'te yapmışlar. Dün seyredemedim, bugün seyredeceğim. İbn-i Arabi Hazretleri 1001 Esma-ül Hüsna'yı gözlemleyerek, müşahede ederek, kalbine, ruhuna yerleştirip, tecrübe ederek o esmalarla mükemmel bir insan olmuş. Eserler vermiş. Bak hala konuşuyoruz. İlahi aşka, aşk-ı müntenaya, münezzeh olan noktaya ulaşmış. Demek ki 1001 tane esma yetiyor. Lakin Bediüzzaman Said Nursi 40.000 esmayı gözlemlemiş ve kalbine, ruhuna yerleştirmiş, levha olarak yerleştirmiş. Bunu da söylüyor. 40.000 esma ile müsemma olmuş Bediüzzaman Said Nursi. Bu asrın, 20. asrın ruh yapıcısı, imaları inşa edicisi, nefesi olarak, Mesihi nefes olarak bizim ruhlarımıza, gönüllerimize su serpti. Timsahlara karşı kendimizi korumamız için bir psikoloji sundu. Yaralarımıza merhem sürdü. Bütün sorulara, şeytanın sorularına cevap verdi, ikna edici. Medeni insanları ikna ile galebe çaldı. Sen hadi yoktur bunun. Hangi makamlardasın? Allah'a ne kadar yakınsan, takvan ne kadar iyiyse, Kur'an-ı Kerim'e göre öyledir, hadise göre de. Sen o kadar Allah'a yakınsın. Yani öze, öz aşka, özün özüne, ilahi aşka yakın olanlar üstün sayılmıştır. Başka türlü insanın insandan üstünlüğü yoktur. Biz nur ala nur la mekanda esmasız meleksiz kainatta bulunan yerlere de gitmek istiyoruz. Kevni mekan ve zamanda geçmiş, bugün ve gelecek yoktur. Nesimi gibi bu makama erenleri insanlar küçük parçalara ayırıp taşlayarak idam ediyor. Çünkü aşkı münezzehte Firdevs'in üstünde bir cennete gittiği için kıskanıyorlar. Haset ediyorlar. Siz bilirsiniz. Aşkın şehidi olmak istiyorsanız The Desert of the Dune'da siz 8. cennete doğru hedefiniz varsa o çöllük, hiçlik deryasında susuz çölde yürümek istiyorsunuz. Aşkınızı arıyorsunuz. Ruhunuzu arıyorsunuz. Eğer bu ruhtaysanız. Ruhun 8 tane subjektif duyuları var. Objektif olarak cismani 5 tane var.
Eğer tam aktif olursa etti 13. Telepatik kabiliyetiniz de varsa siz bunu geliştirebilirsiniz. Ya bari ya musavir çekersiniz günde 1000 tane yatmadan önce ve mutasavvire dediğimiz müzekkire kabiliyeti gelişir ruhun. Allah biçimleri, şekilleri verendir kainatta. Aktif hayal dünyanızda alemi misal ile alemi şehadet arasında buffer zone var. Yoksa lehf-i mahfuzdan bu görünen aleme kadar 4 farklı boyutta meleklerin feleklerde 9 farklı felekte icraatları değişik değişiktir. Kader kitabından size yansıyan alemin misale düşen henüz don biçilmemiş elbiselerdir. Ham, raw materyaldir. Alemi misalden alemi şehadete görünen şekiller, motifler, sembollerdir. Sadık rüya ise daha ziyade don ve elbise biçilmiş emr ve melekut aleminden, rahamut ve ceberut aleminden gelen görüntüdür. Lehv-i mahfuzdan çıkmıştır. Yani kesinleşmiş kader. Atadan, kazadan kadere dönüşmesi, kaderin denk noktasında sizin cüz-i iradenize bağlıdır. Eğer siz iradenizi kullanamayacak kadar esirseniz, kader denk noktasında düğmeye basamıyorsanız gelmiyor. Gelmiyor çünkü siz ruhunuzun ve kalbinizin derinliklerini 13 koldan ortak ve işlevsel bir şekilde kullanıp da yuminos meydana getiremiyorsunuz. Tabula rasa'da secret revise olmuyor. Kutsal revising değişkendir kalp gibi. Buna Roma dilinde the lapis deniyor. The lapis Twitter adresinde benim yazmıştım lapisinin olduğunu. Ne yazmıştım ben Twitter adresinde ya? Ha yok o kadar nokta değil. Hemen açayım. Acaba ne yazmıştım ben Twitter adresinde? The soul offers the opus magnus or the lapis as the ligamentum corporis et spiritus of Hermes. Bu bir speldir. Kutsal portalların değişik boyutlar arasında açılış şifresidir. Ruh ne veriyormuş size? Opus magnus. Ne demek opus magnus? Büyülü büyük bir dünyaya bir kitap, kainat kitabıdır opus magnus. Herkesin bir opus magnusu vardır. Mesela İbni Arabi'nin opus magnusu Füsusul Hikem ve Mekke'dir. Değil mi? O kitap Füsusul Hikem daha önemli çünkü Peygamber Efendimiz rüyasına geliyor ve Füsusul Hikem'in çoğu insanların imanına vesile olacağını söylüyor. Ben Füsusul Hikem'i bu yüzden opus magnus, ustalık eseri olarak görüyorum. Son 5 yılında inzivada yazdı. İşte The Lapis nedir? The Lapis Hazreti Hızır sembolleriyle oluşmuş bir havuzdur. Nerededir? As the ligamentum corporis'tedir. Okyanusun dibindedir. Satürn gezegenindedir. Mars'tadır. Siz Mars'a, Satürn'e gittiniz mi? Yani Elon Musk'u mu bekliyorsunuz? The Lapis okyanusun dibine indiniz mi? Çok narrow'dan bir girişi vardır. Okyanusun dibine dalmanız gerekiyor. 6000 metre derine yüzmeniz gerekiyor. Öyle tüp müp yok yani. Aynı Aquaman gibi yüzmeniz gerekiyor. Nefesinizi tutabilmeniz lazım 6000 metre. Siz 6000 metre denizin dibine hiç yüzdünüz mü Atlantis'e doğru? Ha. O zaman Hazreti Hızır'la buluşuyorsunuz. Hazreti Hızır çok uzakta mı? Hayır, Hazreti Hızır çok yakında. Şah damarınızdan daha yakın. Kibirsiz olan sefte. Fakat siz kibirli olduğunuz için
Hazreti Hızır'ı göremiyorsunuz, bulamıyorsunuz. Bu nedenle uzağa yüzmeniz gerekiyor. Okyanusun dibine doğru. O halde okyanusun dibine gideceksiniz. Çaresi yok bunun. Orada Et Spiritus of Hermes var. Güneşin patronu Şems-i Felek'te oturan, yani Esma-i Hüsna iliminin sahibi, zamanlar üstü zamanın sahibi The Eon var. The Eon Ege Denizi oluyor. Yani Atlantis'in lokasyonu. Yani Ege'nin dibi. Spesifik location Gökçeada'nın hemen 10 kilometre değil, hemen bunun dibinde, oraya iniyorsunuz. Aşağı. Atlantis'in başkenti orada. Atlantis'in başkentinde Hazreti Hızır'ın tahtı var. Bunun adına The Lapis deniyor. Ve Corporis dediğimiz corporation, yani bu. O ruhsal alemin özel kulu orada size appointment, randevu veriyor. Randevularınızı geç kalmayınız. Türkler gibi yapmayın. Bir saat sonra geliyorlar. İspanyollar gibi gelirse 8 saat sonra geliyor. Hiç Türkler vaktinde gelmez. Alman usulü çalışıyorum diyorum. Vaktinde gelmiyorlar. Ben Alman usulü çalışıyorum. 15 dakika önce gelmeniz lazım. Randevunuza. Hazreti Hızır sizi mi bekleyecek? Türk usulü olunca buluşamıyorsunuz tabii. İspanyol usulü hiç buluşamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Randevusuz gidebiliyor musunuz? Randevusuz gidebiliyorsunuz. Kibirsiz olanlar randevuya ihtiyaç duymazlar. Kibir varsa randevuya ihtiyacı var. Narrow'dan dediğimiz bu aporuşta oradan girdiniz ve kayboldunuz. Okyanusun dibine gidiyorsunuz. Carl Jung dünyada 2000'den fazla rüyayı birleştirmiş. Dünyanın değişik coğrafyalarında Hazreti Hızır'ı görenlerin hep aynı rüyayı gördüğünü gözlemlemiş ve ortak bir rüya meydana getirmiş Dreams kitabında. Ve bunu anlatıyor. Ben de zaten oradan anlatıyorum size. Romalılarda var bu. Roma dilinde lapis oluyor bu. Hızır rüyası. Özetle. Bu rüyayı görürseniz ne oluyor? Gidiyorsunuz randevu yerine. İşte söylüyorum nasıl anlayacağınızı. Hazreti Hızır olduğunu nasıl anlayacaksınız? Randevu yerinden belli. Randevu yerinde şöyle bir dörtgen var. Ortasında bir havuz var. Bir fiskiye var. Kırmızı güller ekilmiş. Ve orada Hazreti Hızır sizi bekliyor. Ve bir dairenin içinde, o dörtgende. Bir dairenin içinde çizilmiş. Şu benim halıya benziyor. Halıyı benim hanım şey almış. Hızır'ın sembolleriyle almış. Dörtgen, daire, dörtgen, daire. Bu şekilde dönen bir daire. Salih çok sevdi bu halıyı. Geldi Mevlana gibi dönmeye başladı. Semazenlik yapmaya başladı. Salih bile anladı 6 yaşında. Hazreti Hızır'ın sembolünün bu olduğunu biliyor. Mevlana gibi dönmeye döndü. Bu odaya geliyor. Bir Mevlana gibi dönüyor şöyle. Ondan sonra çünkü sembol bu. Burada benim odamda. Ruh bunu hissediyor zaten. Hazreti Hızır'la görüştüğünü ve Hazreti Hızır'ın sembolleri çok belirgindir. Hepsinin bir manası vardır. Oradan ne konuşuyor? Hazreti Hızır tabula rasa'da işte The Lapis'te bir mandalanın ne olduğunu anlatıyor. Kutsal dairenin ne olduğunu anlatıyor. Mahrem dairenin ne olduğunu anlatıyor. Kuralları söylüyor. Her tarafta kural var. Kutsal dairenin, mahrem dairenin kuralları var. Ben Hazreti Hızır'la ilgili bir şiir yazdığımda anlayın ki kuralları yazmışım. Bu kuralları ben kaç sene önce yazdım biliyor musunuz? Tam 12 sene oldu. Şiir de yayınlandı Herkülator'da. Allah Allah. Anlamadınız mı?
Adil Hızır'ın kuralları herkese yardım etmektir. Soru sormadan. Niye, niçin, nasıl demeden. İnsanoğlu yardım istediğinde karşılıksız bir beklenti içine girmeden yardım etmektir. Regardless of religion, creed, ethnicity, race, gender, color. Hiçbir ayrımcılık yapmadan. İşte o zaman siz Hazreti Hızır'ın askeri veya askeri oluyorsunuz, Hızırvari oluyorsunuz. Hazreti Hızır, eğer siz o kalitede, keyfiyetteyseniz ruhunuz sizle görüşüyor. Ve kurallarını söylüyor, dikte ediyor. Kurallar bu. Eğer uyarsan Hızırvari olursun. Uyumazsan, disiplinden çıkarsan, hikmet ilminden sen bilirsin. Kaç defa Hazreti Hızır sizi uyaracak? Yola dönün diye, hikmet ilmine dönün diye. Uyarmak zorunda mı? Tabi olmuyorsan olmuyorsun. Kendi yoluna. Hazreti Hızır Deniz Okyanus'ta böyle bir havuzu var. Bu havuz ve semboller bütün rüyalarda gözükmüş. Kimi zaman yerin altında, kimi zaman da yedi göğün üstünde, yedi kat üstte gezegende buluşuyor. Ay'da buluşan var, Mars'ta, Satürn'de buluşan var. Ve psikolojide Carl Jung bunu bir psikoz, neroz olarak görmüyor. Kurtarıcı olan şahısla muhtaç olan şahısın görüşmesini bir devrim olarak, iyileşim olarak görüyor. Çünkü ortak bir rüya bu. İnsanlık aleminin ortak rüyası. Hazreti Hızır bütün kültürlerde, dinlerde var. Bütün coğrafyalarda isimleri farklı. Kimi yerde Saint George olarak buluşuyor, kimi yerde Saint Patrick olarak buluşuyor, kimi yerde Shiva olarak buluşuyor, kimi yerde de Gita olarak buluşuyor. Şimdi hepsinin tek tek isimlerini vereyim mi? Kimi yerde Merlin oluyor, kimi yerde Somuncu Baba oluyor. Kimi seviyorsa o şahıs, onun simasında geliyor. Kadın veya erkek. Her zaman erkek olarak da gelmiyor. Çoğu zaman kadın olarak geliyor. Bu nedenle atalarımız ne demişler? Her geceyi Kadir bil. Her karşılaştığını Hızır bil. Yani çocuk da olabilir. Bu ihtiyar da olabilir. Gerçek şekli, siması ve sembolleri belli. Bir arkadaşa gerçek alemi misaldeki Hazreti Hızır'ın mahiyetinin logosunu yaptırıyorum bir ressama. O logoyu web sayfasına koyduğumda Kadir Services diye bir web sayfası açtım. Kadir İngilizcesi kadirservices.com. Orada Hazreti Hızır'ın alemi misaldeki fotoğrafını göreceksiniz logonun içinde. Çok merak ediyorsanız. Çok dehşetli bir fotoğraftır bu. 14 tane yılan içerir. 7 tane yeşil yukarıda, 7 tane yılan kahverengi aşağıda. Ortasında ağacın 2 tane göz var. Hilaldir kaşları, sağa ve sola bakar. Gözü güler ve ağlar aynı anda. Öyle bir logo yaptırıyorum. Çevresindeki mandalada ise kendisini ısıran bir yılan var. Kendisini ısıran yılan yeniden doğmaktır. Tasvir etmeye çalışıyorum. Buna Carl Jung Ouroboros diyor. Latincesi, Yunancası Ouroboros. Kendi kuyruğunu ısıran yılan veya ejderha şeklinde de Çinliler resmediyor. Kendi kendisini inşa eden bu yılan veya ejderha Ouroboros kelimesinden geliyor. Yunanca, Latin dilinde. Sözlük anlamı kuyruğunu öldürendir. Yani kendi kuyruğunu öldüren ejderha ve yılan oluyor. Yanar döner gökkuşağı mitleriyle benzerlik gösteren sembol doğanın ebedi döngüsünü ifade ediyor. Yani hayatın
ebedi döngüsü, ölüm ve hayat içinde. Buna öz düşünüm, işteş ya da döngüsel ifadesi de kullanılıyor yeni devinim Türkçesinde. Kendini sürekli yeniden yaratan, inşa eden manasında biter bitmez yeniden başlayan döngüler olarak algılanıyor. Örneğin anka kuşu. Başlangıçtan beri yani var olan ve kendini yok edilemez kudreti ve tabiatıyla sürdüren ilkel birlik ve bütünlük iddiasını simgeliyor. Bununla ilgili Durkheim'in Gerst'in antropolojik araştırmaları var Java Adası'nda, Endonezya'da ve Fas'ta. İlkel kabileleri araştırmışlar. Aborjinleri, Kızılderilileri. Okuyabilirsiniz. Sigmund Freud'un da var, Carl Jung'un da var. O da Hindistan, Afrika ve Amerikalı yerlilerini araştırıyor. İlkel kabilelerin psikolojisi en saf, en duru olandır. Yani bir medeniyet görmemiş, etki altında kalmamış, çok ilkel kabilelerde yaşayan insanın psikolojisi, köylü psikolojisi çok saf ve temizdir. Onları araştırmışlar ve ortaya bir ilkel birlik ve bütünlük mitolojisi koymuşlar. Bu dinsel simbolizmde çok önemli bir figürdür. Aynı zamanda simya ile ilgili illüstrasyonlarda simyacılar döngüsel doğanın simgesini bu şekilde kullanmışlar ve Hermes de, yani Hazreti İdris de bunu Hermafrodit olarak kendi sembolünde, kendi logosunda göstermiş. Hazreti Süleyman da kendi mühründe bu logoyu kullanmış. Pek çok Zulkarneyn gibi hükümdar ve kral komutanlar da benzer sembollerle Gnostizm, Hermetizm dediğimiz bir ezoterik anlayışla Carl Jung'un bulmuş olduğu Uro borusu insan psikolojisinde arketipik bir anlamlılık yükleyerek yeniden yorumlamış ve Carl Jung'u takip eden psikologlardan Erik Neumann'ın ön benlik, uyanma durumu simgesi olarak awakening state olarak gösterdiği tüm insanlığın hem de fert olarak, kolektif olarak da çocukluk dünyasına dönmesi, yani kutsal çocuk dünyasında temiz, kirlenmemiş, günah işlememiş yapısına dikkati çekiyor. Hepimiz çocuktuk, hepimiz çocukken birbirimizle oynuyorduk, hiçbir düşmanlık, kin, nefret beslemiyorduk. Aynı mahallenin çocuklarıyız değil mi? Topaç oynadık, kartopu oynadık, kızak oynadık, misket oynadık, ip atladık, beş taş oynadık, yakar top oynadık. Aynı mahallede büyüdük. Çocukken birbirimizi dövüyor muyduk? Sövüyor muyduk? Küfür mü diyorduk? Ayrımcılık yapıp da sen pütücü, sen şucu bucu mu diyorduk? Çocuğun aklında böyle ahmak, nefret dili, kin dili var mı? Annesinden, babasından öğrenmediyse. Yok. Öyle değil mi? İşte bu çocukluk deneyimleri bir tasvir olarak insanın zihninde durur. Bir mutluluk fotoğrafıdır bu. Silinmez. Onu geri çağırdığınızda o sahneyi tekrar hatırlarsınız. Çocukluğunuzu yeniden yaşarsınız. Çocukluğunuza inersiniz, gidersiniz. Bizim mahallede bir İbrahim vardı. Benim en iyi arkadaşım. Benden 2 yaş büyüktü İbrahim. Mahallemizde oyunları İbrahim, abim Ömer ve ben belirlerdik. Üçümüz kafa kafaya verirdik. Bu hafta mahalle ne oynasın? Topaç oynasın. Hemen giderdik, topaç satın alırdık. Çocuklara topaç satacağız. Biraz rantı da var tabii. Bütün mahalle topaç oynamak zorunda. Niye? Biz çünkü rehberlik ediyoruz. Biz topaç oynayınca herkes topaç almak için nereden alabiliriz diye başvurduğu zaman
hemen benim AK Partili abim Topaçları satıyor. Zula'dan çıkartıyor. Ondan sonra çocuklar annelerden babalara koşup paraları alıp geliyorlar. Topaç satıyoruz. Ondan sonra bir dahaki hafta ne oynayalım? Rizeli bir inşaatçı gelmiş bizim top oynadığımız sahaya inşaat yapıyor. Kimseyi sokmuyor. Etrafını çevirmiş. Alçak herif. Ondan sonra adam inşaat malzemesini yığmış. Abim diyor ki şu adamın borularını keselim. Elektrik döşemeye başlamış. Elektrik boruların boruları var böyle. Şu boruları keselim. Ondan sonra boru kağıdı kıralım. Boru kağıdı oynayalım. Herkes takımlara ayrılsın. Boru kağıdı üfleyerek bir oyun oynayalım. Rizeli'nin boruları gitti. Kestik biz onları. Bütün mahalleye satmadık. Bedava verdik. Alıştırmak lazım. Tezgaha sokmak lazım önce müşteriyi. Ondan sonra biz oynayınca komşu mahallede bu boru kağıtları oyunu nereden çıktı? Bu boruları nereden bulabiliriz diye arayıp bizi buluyorlar. Sonra bütün Eskişehir'e kırmızı topraktan yayılan boru füryasında bütün Eskişehir'e biz Rizeli inşaatçının borularını satıyoruz. İyi para kazanıyoruz. Ne zamana kadar? Boru kağıdı bir tane çocuğun kulağına girip de kulaklarını patlatana kadar devam ediyor. Bir tane çocuğun kulakları patladı. Boru buraya girmiş. Yani yaramazlık bu ya. Ondan sonra anneler babalar kim çıkardı bu boru işini diye arayınca hemen abimi buluyorlar. Ömer abimi. Babama şikayete geliyorlar. Komutan Osman tüp tüp mü diyordunuz? He. Gelip babama şikayet ediyorlar. Senin oğlan boru satıyormuş. Bu oyuna son versin. Ondan sonra babam Ömer'in kulağını çekiyor. Kayışını çıkartıp bir güzel dövüyor. Sonra tuvalete kilitliyor. Ömer zır zır oradan çıkamıyor. Annem kurtaramıyor. Ben de kurtaramıyorum. Ben masumum. Ben masum bir çocuğum. Yani babam benden hiç kuş kullanmaz zaten. Mutlaka Ömer yapmıştır. Bütün paralar onda zaten. Ben parayla pulla işim yok. Sonra Ömer diyor ki ne yapalım? Meyve kutuları tipi kuralım. Bu zenginlerin bahçelerine dalalım. Meyvelerini yiyelim. İbrahim bir grubun lideri, Ömer bir grubun lideri. Ben İbrahim'in taraftayım. Ömer tarafta değilim. Ondan sonra biz Eskişehir'de bağ bahçe dalıyoruz. Daha çocuğuz tabii. 9-10 yaşlarında çocuğuz. Öyle haram helal çok bilmiyoruz yani. Başkasının meyvesiymiş filan. Ondan sonra Eskişehir'de dalmadık. Bahçe bağ kalmıyor. Hatta çok topladığımız için pazarda satıyoruz. Eskişehir'in pazarında bizim bilya tekerli arabalarımız var. Milletin yükünü taşıyan. Onları da abim yaptı. Handyman'dır kendisi. Milletin yükünü taşıyıp oradan da para kazanıyoruz. Pazarcının malını taşıyıp oradan da para kazanıyoruz. Meyvesini de satıyoruz. Ondan sonra bizim keyfimiz yerinde. Babamın haberi yok. Annemin de yok. Luna Park'ta paraları yiyoruz. Bayağı iyi çocukluk yaşadık yani sokakta. Ne zamana kadar? Abim canı sıkılana kadar. Abim diyor ki bu haftada kader kısmet yapalım. Kader kısmet yapıyor abim. Ondan sonra el yapımı hep kısır mısır iğne miğne koyuyor. 1, 2, 3, 4, 5 Zagor, Tomix, Texas filan kızıl maske koymuyor. Çok namussuz. Ben tabii gece yarısı operasyonuyla numaraları değiştirip 1, 2, 3, 4, 5'i koyuyorum. İnsaf yani. Para kazanacaksın. Millete alacaksın. Olmaz. Annem biliyor. Başkası bilmiyor. Annem iki defa dikiyor şeyi. Kader kısmeti. El yapımı. Ondan sonra mahalle mahalle dolaşıp biz kader kısmet satıyoruz. Kim satıyor? Ben satıyorum. Abim boss, patron. Paraları toplayacak. Ondan sonra 1-2 falan çıkmaya başlayınca abim diyor ki
Kim koydu lan bunları? Ben koymamıştım. Allah Allah. Mucize. Keramet. Belki de koymuşundur. Yok, ben eminim koymadığıma. Ondan sonra abim benim yaptığımı anlayana kadar bir sene geçti. Bu kadar da salak yani. Çok zekidir abim benim. AK Partili yani. İnsaf diye bir şey var yani. Abim diyor ki Luan Park'a gidelim. Madem öyle bu kitapların üstüne para attıralım. Para kazanalım. Luna Park'ta biz ne yapıyoruz? Ok attırıyoruz millete, hedefe. Ondan sonra para attırıyoruz Texas Tomix'in üstüne. Gıcır gıcır. Niye gıcır gıcır? Ayakkabı cilasıyla cilaladığımız için para durmaz. İstediğiniz kadar atın yani. Denemesi bedava. Dolayısıyla kimse bizim kitapları alamıyor. 400 tane var bizim Texas Tomix dolu. Bir tanesi bile abim vermiyor. Çok namussuz yani. Paralar toplanıyor. Abim paraları yiyor. Ben sinemaya gidiyorum. Yani abim de paraları yemek için başka yöntemleri var. Kırışıyoruz yani. Milleti bayağı oynattık ya. Eskişehir bizim çok böyle hatıralarla dolu çocukluk. Abim diyor ki Eskişehir'de demir yolu var. Demir yolu işletmesi var. Ülker ve Etin'in fabrikaları var. Tuğla kremit fabrikaları var. Biz çocuğuz tabii. Çocuğa caiz. Abim diyor ki demir dumur toplayalım. Demir yolların demirlerini topluyoruz. Adamlar demir yolu yapmaya başlamışlar. Mustafa Kemal zamanında, İsmet İnönü zamanında durmuş. İhaleler iptal edilmiş. Yol ihalelerini araba sektöründe Koç grubu aldığı için devlet demir yolları çalışmıyor o tarihten beri. Uzun yıllar olmuş. 1938'den beri demir dumur dolu etraf. Çöp yani. Biz bunları topluyoruz. Hurdacıya satıyoruz. Ondan sonra hurdacıdan iyi para kapıyoruz. Biz çok zenginiz çocukken. Yani bizim kazandığımız parayı işçi bir ayda kazanamıyor. Ama biz parayı yiyoruz. Biraz zevkimize düşkünüz yani. Mahalleli de bizim sayemizde eğleniyor. Luna Park sağ olsun. Yani çarpışan otolardan, dönme dolaplardan Luna Park'ı zengin ediyoruz anlayacağınız. Sinemalarda biz dolaşıyoruz. Böyle zevkli bir çocukluk geçirdik yani. Bize karışan, görüşen yok yani. Ara sıra babama şikayet ediyorlar. Babam da Ömer'i dövüyor. Beni dövmez. Ben masum bir çocuğum. O yüzden abim yapmıştır. Bir tane günah kedisi var yani her zaman. Bütün şeytanlıklar zaten hep onun kafasından çıkar. Böyle oyunlar falan. Dolayısıyla çocukluğu yaşamak lazım. Çocuklar şimdi sanal ortamda sokakta gerçek insanlarla oynamıyor. Arkadaşlıkları kurmuyor. Sanal arkadaşlıkları var. Bizim öyle değildi çocukken. Sokakta biz çamurda top oynardık. Üstümüzü başımızı batırırdık. Her gün annem üstümüzü başımızı değiştirirdi. Çamur var Eskişehir'de. İz, pas, toz, porsuk çayı var, rengarenk akar. Bütün fabrikalar pisliklerini porsuğa atar. Biz yine o pis suda yüzeriz. Ben balık adam gibi yüzerim 6-7 yaşından beri. Böyle porsuk morsuk boğulmayız yani. Tabii bir takım aksül ameller de oluyor. Daha önce anlatmıştım. İbrahim'le bir gün Tim'le gitmiştik. Bir adamın kiraz bahçesine daldık. Erik kiraz fazla ağaçta kalmışım. Ben ağacın tepesine çıkmışım. Oh, porsuğu seyrederek yiyorum. Tabii adam elinde sopayla geliyormuş bağın sahibi. İbrahim dedi ki kaç Faruk dedi. Adam bizi dövmeye geliyor. Ben ağacın tepesinden nasıl ineyim? Bir anda adam geldi. Aşağıda bekliyor. İbrahim ağacın arkasına saklandı. Ne olacak diye. Ben buradan nasıl yırtacağım? Adam elinde kalın sopayla bekliyor. Dövecek yani. Hakkı var. Adamın kirazını mirazını götürdük. Yani Allah affetsin. Adam tabii biraz şişkoydu. Ben de çocuğum. Hızlı koşuyorum. Hemen postunun kenarı. Aşağı atladım. Adam ilk sopası kafamın üstünden geçti, sıyırdı, vuramadı.
Ben hemen tak suya cımbulop daldım. Adam yüzme bilmiyor. Dolayısıyla benim arkamdan gelemedi ama kıyıdan takip ediyor. Nasıl olsa diyor bu kıyıya çıkacak diyor. Uzun süre yüzemez diyor. Bu dünya olimpiyat şampiyonu, yüzme şampiyonu olan bir çocuk değil ya yani. 9-10 yaşında çocuk yani. Yorulacak, çıkacak ben de döveceğim diyor. Tabii İbrahim de onun arkasından takip ediyor. Ne olacak diye. 5-6 kilometre sürüklendik aşağı doğru Forsyuk'tan. Adam çok hızlıydı ya. Adam 5 kilometre yürüdü. 5 kilometre. İzledi yani Forsyuk'tan. Ta Lele Tör var yukarıda. Eskişehir'in şehir merkezine doğru 5-6 kilometre adam vazgeçmedi. Ben de iyi yüzücüyüm ama yoruldum. Bir tane ağaç buldum. Ağaçla tutundum dağ gibi böyle gidiyoruz. Adam bana bakıyor, küfrediyor. Ben de diyorum, gel yakala diyorum. Hadi gel. Adam suya giremiyor tabii. Ben de kıyıya çıkmaya niyetim yok. En sonunda Eskişehir'in merkezine doğru giderken artık adam karayoluyla takip edemedi. Şehir merkezine doğru. Porsuk en son şehir merkezinde Eskişehir şehir merkezinde Kılıç Oğlu sineması var. Oraya kadar gidiyor. Orada su duraganlaşıyor. Dedim ki en kötü ihtimal sinemaya gideriz. Yani İbrahim de geliyordur şimdi. Benim keyfim yerinde gayet. İbrahim geldi gerçekten. O da benim ayakkabıları topluyor. Arkadan. Ama ayakkabının bir tanesini kurtaramamış. Bir tanesini kurtarmış. Benim 3 senedir giydiğim ayakkabı folluk gibi zaten değişmesi de lazım. Peder Bey almıyordu. Ondan sonra tek ayakkabı kalmış. Tabii ayakkabı tek kalınca biz sinemaya gidemedik. Eve dönmek zorunda kaldık. Tüh dedim ya. Ne güzel sinemanın önüne kadar gelmiştik. Adam tabii ortada falan yok yani. Böyle oluyor tabii. Kalp terapisi, fıtrat terapisi böyle oluyor. Anlatayım. Fıtrata dönük hipnoz altında kalbe verilen telkinlerle biraz hikaye anlattım. Fabrika ayarlarına dönüş gerekir. Danışanın sağ eli kalbinin üzerinde ve trans halindeyken verilen telkinlerdir bunlar. Siz doğduğunuz gün sahip olduğunuz fıtrata, saflığa, günahsızlığa geri dönmeyi kabul ediyorsunuz. Her şeyden arınıyorsunuz. Kalbinizi karartan, ruhunuzu kirleten her şeyden temizleniyorum diye ahdü peyman veriyorsunuz, yemin ediyorsunuz yani. Ben bir daha böyle şeyler yapmayacağım. Fikir insanı, erdem insanı olacağım. Hayatın manası, geliş gayemiz, dünyadaki görevimiz var. Erdemli olmayı, ahlaklı olmayı kabul edeceğim. Eksiklerimi biliyorum. Şükür halinde olacağım, kabulleneceğim. Hayata saygı göstereceğim. Eşime, işime, evlatlarıma, anama, babama, kardeşlerime. Olduğu gibi onları kabul ediyorum. Yani onları değiştirmeye çalışmıyorum. Kişilik yapıları oturmuş zaten. Sahip olduğum ne varsa kabul ediyorum. Allah'a sonsuz teşekkür ediyorum, zikrediyorum Allah'ı. Diliyle ikrar, kalbiyle tasdik. Allah'ın var ve bir olduğunu, kudretini, benzersiz olduğunu böyle içselleştirme. Emaneti kabzetme gününe kadar emaneti emin kıl diye dua ediyorum. Çünkü Allah ruhunuzu temizlerdi, siz kirlettiniz. Temizlemek gerekiyor. Altıncı duyu işte, insanda kalptir aslında, beş fiziki duyunun dışında. Kalbin ise power of perceptiveness dediğimiz ruhsal alanda bağlantısı olan 8 tane duyusu vardır. Kalp pompa vazifesi dışında, kan pompalamak küçük dolaşım, büyük dolaşım dışında ruhsal ilişkiyle ruhani anlamda duyulara sahiptir. Bunları da rüyada zaten görüyorsunuz. Farklı görüyorsunuz, farklı dokunuyorsunuz, farklı işitiyorsunuz. Normal fiziki alemdeki gibi değil. Negatif enerjiler tabii nazar meydana getiriyor. İnsan nazardan ölürmüş derler. Temiz vicdanlı insanlar nazardan çok korkarlar. Kötü sözlerden, pis gözlerden, kem gözlerden. Boncuk boncuk koyuyorlar da dualar var. Cin ve şeytanlardan, ifritlerden uzaklaşma, vücuttan çıkartma. Mesela sinir otu ve defne yaprağı çayı kokusu cinleri, ifritlerin sevmediği, nefret ettiği bir kokudur. Kana karışırsa derinizin altından idrarla veya başka sıvılarla
o cinler, ifritler defolup giderler. Defne yaprağı sinir otu çayı. İçin yani. Çok faydalı. Ben 40 balya Türkiye'den getirmiştim. Daha yeni bitti son balyası. 40 balya. Hiç cin, şeytan, ifrit falan attık yani. Öyle büyü yapmışlar, fal terapisi yapmışlar. Efendime söyleyeyim şey var böyle. Büyü yapmışlar, kara büyü yapmışlar. Senin beynini kontrol altına almaya çalışmışlar. Onların hiçbir o şeylerin şey yapmıyor, etki etmiyor. Ben zaten onların uzmanıyım yani. Bu tarot ve hermes kartları. Bir arkadaş Peygamber Efendimiz'i rüyasında görmüş. Almanya'da bir arkadaşımız. Sahabeler oturuyormuş. Peygamberimiz ona bu tarot ve hermes kartlarını vermiş. Bunları çalış demiş. Arkadaş da bana sordu. Niye Peygamberimiz böyle söyledi? Tebessüm ederek. Gerçek siması da görüyor. Niye bana bu kartları verdi Peygamberimiz? Tarot ve hermes kartlarını. Tam adamına soruyorsun dedim. Niye verdiğini söyleyeyim. Çünkü terapi bakımından bunların bir değeri vardır. Bu bir ilmi var tabii. Her şeyin bir ilmi var. Büyücülere, kara büyücülere karşı kullanmak gerekiyor bunları. Kara büyücülerin büyüsünü nasıl mağlup edeceksiniz sanıyorsunuz? Bu falcıların, faloklarını kullanan bu kara büyücülerin, cincilerin tedavisi var. Çaresi var. Allah'a sığınıyorsunuz ve ondan sonra bu ilmi kullanıyorsunuz. Bu görünmez varlıklara karşı insanlara müsaade eden, kullanan şeytanlar var. Siyasi iktidardan gitmek istemiyorlar. Bunları tanıyorsunuz yani. O şeytanlar her şeyi yapar biliyorsunuz. Şeyh olduklarına bakmayın. Bunlar şeyh falan değil. Aynı zamanda tarikat şeyhler olmaz ki. Firavun nefsi taşıyor. Yani şeyh büyüt ilişkisi bitti. Kardeşlik, uhuvvet, yardımlaşma, dayanışma ilişkisi lazım. Biz innemen mümine ıhvatun, innemen insane ıhvatun, bütün insanlar kardeştir diye düşünüyoruz. Hayvanetten çıkma ve cismaniyeti bırakma telkinler yapıyoruz. Çünkü insan cismaniyetten çıkıp da hayvanlıktan eğer ruhun ve kalbin derecelerine çıkmazsa hayvan kalıyor. Hayvan kaldığı sürece de hayvanlık yapıyor. Dua etmeniz gerekiyor, kurtulmaya çalışmanız gerekiyor. Bunu istemeniz gerekiyor. Eğer istemezseniz çıkamıyorsunuz. Çünkü istek ve dileğiniz önemli, niyetiniz önemli. Bazı insanlar kendilerine musallat olan cin ve şeytanları da çok seviyorlar. Onlar süper güç veriyor gibi hissediyorlar. Bazı şeyler de veriyor. Bu nedenle o ifritlerden, cinlerden, şeytanlardan kurtulmak istemiyorlar. Onlar kurtulmak istemeyince biz yardımcı olamıyoruz. Çünkü izinle olur her şey. İzin üçtür diyor Peygamberimiz. Bunu iste. Üç defa iste. Birinin evine gittin, üç defa kapıyı çal. Üçtür izin. İste. İzinsiz kimsenin evine girme. Ne demek polislerle basmak, kapıyı kırmak falan yani? Öyle değil mi? Kapı çalınır. Bir, iki, üç. Selam ver. Selamun aleyküm de önce bir. Lazım yani. Edep ve terbiyeyi öğretmek gerekiyor. Yoksa ne oluyor? Salimler, şeytanlar, ifritler iktidara geliyor. Ve timsahlık yapıp sizi yemeye çalışıyorlar. Kim mesela? Eskiden Necip Torumtay vardı. Kemal Yamak Paşalar vardı. Bunlar hiç çaktırmayan eticilerdi. Turgut Özal zamanında çok bu derin paşalar Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmış. Necip Torumtay Genelkurmay Başkanlığı yapmış isimler Turgut Özal'ın yanına derin devlet tarafından çakılmıştı. Özel sekreter olarak verilmişti. Turgut Özal bu kadar mason, paşanın, şeytanın arasında onca güzel hizmetler yaptı. Hem de eşinin, kızının muhalefetine veya eşinin, kızının ahlaksız davranışlarına rağmen, oğlunun hırsına rağmen, aile üyelerinin muhalefet etmesine rağmen Turgut Özal tek başına bir evliyaydı. Düşünün yani.
Ankara'daki bütün bürokrasi Mason. Ailesi ona destek vermiyor. Ve Turgut Özal gibi iyi yetimli bir insan Nakşibendidir. Esat Coşan Hoca Efendi'nin talebesidir. Beş vakit namazında düzgün bir insandır. Cumhurbaşkanlığı yaptı, başbakanlık yaptı. Türkiye'yi darbe ortamından çıkartıp 1983'ten vefat ettiği 1993'e kadar 10 sene içinde Konrad Adenauer gibi Almanya'da uçurdu. Yükseltti. Yıkılmış, enkaz içindeki, darbeden çıkmış bir ülkeyi 10 sene içinde inanılmaz bir şekilde geliştirdi. Demokrasiyi insan haklarına getirdi. Öyle değil mi? Teşebbüs hürriyetini getirdi. Din ve vicdan hürriyetini getirdi. 142 ve 163. maddeyi kaldırdı. Siyasi yasaklar kalktı. Eski siyasi liderler tekrar siyasete döndüler. Hepsi Turgut Özal'ın engin vizyonu, kararlılığı ve çabasıyla oldu. Etrafını çeviren Masonlar hiçbir halt yemediler. Sivil veya asker. Lakin Necip Torumtay ve Kemal Yamak aralarında bir niza vardı. Necip Torumtay, Turgut Özal'ı öldürelim diyordu. Kemal Yamak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmış biriydi, öldürmeyelim diyordu. İyi bir insan diyordu. Necip Torumtay, Özel Harp Komutanlığı yapmış 1960'larda. Kıbrıs'taki Rauf Denktaş'la Özgürlük Hareketi'ni organize etmiş, çok tecrübeli bir özel harpçiydi. Saldır Ayberk gibi, Engin Alan gibi. Darbeciydi. Kartal Demirağ tetikçisini ayarlayarak Özal'a suikast düzenledi Sabri Meşoğlu'yla. Turgut Özal araştırdı ve ona suikast düzenleyenlerden bir tanesinin onun danışmanlarından olan Necip Torumtay olduğunu gördü. Biri de Özal Harp Komutanlığı yapmış Sabri Meşoğlu, Masonlu, CHP'li. Özal bunun üstünü örttü ve onlara çağırdı, dedi ki Allah'ın verdiği canı Allah alır. Siz benim canımı almaya çalışıyorsunuz. Ben Türk milletine, devletine hizmetten başka ne yapıyorum, dedi. Lakin Sabri Meşoğlu ve Necip Torumtay Özal'ı öldürmekten hiç vazgeçmediler. 1993'te Rus istihbaratıyla işbirliği yaparak Özal'ı Taşkent'te, Bakü'de zehirleyip 3. zehri de Çankaya Köşkü'nde verirken Arslan Güner, darbeci, Çankaya Köşkü'nde yoktu. Doktor da yoktu. Özal'ı ölsün diye bırakmışlardı zaten. Arslan Güner kim? 15 Temmuz darbesini planlayanlardan. 28 Şubat'ın planlayıcılardan Özal'ın yaveriydi. Bütün irticayla ilgili, mücadeleyle ilgili kararlarda onun imzası var. 15 Temmuz'un ana organizatörlerinden Mason olan bu paşa, Necip Torumtay'la CHP'lidir. 33. derece Mason İhtiyarlar Heyeti'nde Ayetullah'tır, dokunulmazlığı vardır. Senin devletin böyle gölge paşaları vardır CHP'de. 1924 yılında Amasya'nın Merzifon Lisesi'nde doğdu. 43 senesinde Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ni bitirip 45 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 47 yılında Topçu Sınıf Okulu'ndan, 58'de Harp Akademisi'nden mezun olup kurmay oldu. Askeri öğrencilik dönemi Çin Dünya Savaşı'nın zor koşulları içinde geçti. 1960'da Soğuk Savaş yılları. Afganistan'da taktik öğretmenliği. 1960 darbesinden sonra Harp Okulu'nda eğitim, öğretim, şube müdürlüğü yaptı. Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir'in 22 Şubat 1962 ile 21 Mayıs 1963'teki iki darbe girişimine yakından tanıklık etti. Fakat başlarken başarısız olacağını düşündüğü darbe girişimlerinden uzak durdu. Akıllı bir paşaydı. Başarısız darbelere imzasını atmazdı. Yani 15 Temmuz darbesine imzasını atanlar çok başarılı. Hulusi Akar ve darbeci ekibi istedikleri neticeyi Erdoğan sayesinde, Perinçek sayesinde aldılar. Başarısız bir darbe olsaydı zaten yargılanırlardı. Darbeci olmayanları hapse attılar. Darbeciler iktidardalar. Darbe devam ediyor. 1966-74 yılları arasında kurmay albay olarak Özel Harp Dairesi'nde kurmay başkanlığı, komutan yardımcılığı ve tuğgenerlik yaptı. Özel Harp Daire Başkanlığı olduktan sonra Kıbrıs Hareketi öncesinde Kıbrıs'taki Türk direnişinin örgütlenmesinde gizli operasyonlar yönetti ve
Rauf Tenktaş'la çalıştığı yıllarda bu döneme rastlar. Turgut Sınav'a bağlı çalışırdı. Yani derin devletin ergonokon lideri, tetikçisi Turgut Sınav Paşa'ydı o yıllarda. Ve Kıbrıs'ta kurdukları örgütlenme, biz modeldi Alparslan Türkeş'in memleketinde. Alparslan Türkeş Türk değil ki. Kendisi Avrusi Rum kökünden gelen, bir tarafı Kürt, Kıbrıs'a göç etmiş Mason bir ailedir. Alparslan Türkeş. Hiç alakası yok yani Türklükte. Aynı Devlet Bahçeli'nin Ermeni olması gibi. Devlet Bahçeli'nin Türklükte yakından uzaktan alakası olmadığı gibi Alparslan Türkeş'in de Türk genetiğiyle yakından uzaktan alakası yok. Tabii Türk milletçiliğini Türk olmayanların temsil etmesi gibi bir garabet söz konusu Türkiye'de. Bunu hala çözemedik. Tabii o dönemde Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'dı. O göreve başladığında 74'te neden acaba bu göreve atandığını soracaktı. Seni Doğu Bölge Komutanlığı'na verdim. Batı Bölge'ye vermedim. Onun bir şeyi yok dedi. Önce niye Doğu'ya vermiş anlamadı. Bu görev atandıktan sonra 1978 yılında Sancar Paşa'nın bir şey olan dediği bölgeden 5-5'e katliam haberleri geldi. Yani bu paşayı tayin etmişler ki ülkemizde provokasyon yapsın gladio. Pazarcık'ta, Maraş'ta öldürsünler, Sivas'ta, Çorum'da gladio operasyonlar yapsın diye Necip Torumtay'ı 3 Eylül 1978 yılında Sivas'ın Ali Baba mahallesinde meydana gelen 3-7 Eylül Sivas olaylarında 11 kişinin ölümüne ulaştığı 100 kişiden fazla yaralandı. Necip Torumtay'ın anlaması söz konusu. Komuta gerilla. Kadir Cevit öyle diyordu. Komuta gerilla bunlar. Amerika'dan maaş yok. Başbakanlığa bite bile bal değil. Sivas olaylarından 3 ay sonra 9-26 Aralık 78'de Kahramanmaraş'ta Maraş katliamı, Pazarcık katliamı, Barış olayları Sancar'ın deyimiyle bir şey olan bölgenin şifresiydi. Yani böyle patlamaya hazır noktalar vardır Türkiye'de. Basarsınız patlar. Çok uğraşmanıza gerek yok. Tarih etti mi patlıyor. Ama Allah'a çok şükür hizmet Türkiye'de 40-50 senede bu kırmızı noktaları tedavi etti. Çok sağlam insanlar yetiştirdi. Özel harp, Perinçek, bütün şerefsizler, bütün kırmızı noktalara bastığı halde patlatamadılar. Tabii etnik yapıyı bunlar çok iyi bilir. Veli Küçük zaten etnik yapıyla ilgili araştırması kitabı var. Ben o kitabı biliyorum. Yani herkesi fişlemiştir Veli Küçük. Etnik kökene göre. Nereden yağ çıkar, nereden su çıkar, hangi damara basarsak kan çıkar. Bütün gezi belgeler, istihbarat raporları nedense Aydınlık gazetesinde Doğu Perinçek'in 2000'e doğru dergisinde yayınlanıyordu. 10 Eylül 1978'de o zamanlar Aydınlık'ta sayısında Sivas olayları haber yapıldı. Yani hem yapıyorlar hem de reklamını yapıyorlar. Olayları kontrgerillerin çıkardığını, bir tüm generalin olayları organize ettiğini ve bu organizenin başında olduğunu yazdı, ismini yazamadı. Necip Torumtay. Ben Kıbrıs Rum esir kampından geldim diyen Esat Oktay Yıldırağan gibi pek çok bile sapık adam var özel hatta. 1979'da Kor General olduktan sonra görev yeri tekrar Kıbrıs olmuş. Bu sefer Kıbrıs'taki Türk Birliği'nin komutanlığını yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden önce Diyarbakır'da bulunan 7. Kolordu'nun komutanlığına getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 12 Eylül 1980 darbesinden bir ay önce yapılan askeri şura toplantısında 7. Kolordu ve Sıkı Yönetim Komutanlığı'na yani Diyarbakır atandı. Çok başarılı bir paşa. 80 darbesinde Kolordu Komutanlığı'nın yanı sıra Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı görevini yürütürken Diyarbakır'da özel işkence gibi kurdu. Faşizm yapmak için. 2000'de Kıbrıs Barış Hareketi'nde görev yapmış deyim yerindeyse kök söktüren, kendilerine orospu çocuğu diyen Tayfur gibi komutanlar vardı. Bu Tayfur'la karşılaşmıştım ya. Bizim ikinci sınıfların sınıf komutanıydı. Namussuzun tekiydi. Biri de Ramazan. Bizim sınıf asılıydı bizde.
ne kadar çok Kürt öldürmüşler anlatıyorlardı. Esat Oktay Yıldıran da bu isimlerin en acımasızıydı. Özel olarak işkence yapmak için seçilmişti. Kürtlere Diyarbakır cezaevinde Türk Yönetim Komutanlığı içinde Necip Torumtay işkence merkezi kurdu. Kendi yaptıkları bokları pislikleri yedirdi. Yemek vermedi. Öyle işkenceler, tecavüzler yaptılar ki tecavüze uğramayan kadın ve erkek kalmadı. PKK'yı zorla büyüttüler. PKK yoksa eleman, militan daha da bulamazdı. Necip Torumtay evet Kürtlerin ağzına sıçtı resmen. Necip Torumtay'ın yapmış olduğu bölgedeki 1986 ve 1987 Diyarbakır işkenceleri PKK'nın ana insan malzemesini sağlamış ve Abdullah Öcalan'ı MİT'in başına koymasıyla beraber, dağa göndermesiyle beraber insanları dağa sürmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tehdit unsuru askeriyede eğitim ve %35 bütçe, Savunma Bakanlığı bütçesine para lazımdı. Nasıl alacakları parayı? PKK gibi bir iş tehdit, terör örgütü lazımdı. Yani MİT ne yaptı? PKK'yı kendisi KGB'den aldı ve büyüttü. Kemal Burkay filan kaçtılar hadiyeliş. Bir tane adam kalmadı. Onu o kadar çok adam öldürdüler ki MİT'in. Abdullah Öcalan'ı PKK'nın başına koyana kadar bütün potansiyel liderlerin hepsini MİT öldürdü. Askeri istihbarat iyi çalışıyordu. Öcalan zaten şeylidir, halifetidendir onun babası. Kökeni Kürt değil, Arap diyorlar ama Kürt de olabilir. Orada Kürtler de yaşıyor. Annesi Türktür. Annesi Elazığ'ın Karakoçan köyünden Doğu Perinçek'in akrabasıdır. Bu nedenle Agopyan Ermeni olduğunu söylüyorlar. Evet, Urfa ve Karakoçan karışımıdır. Annesinin Türk olduğunu söyleyenler de var. Ermeni kökenli olup da ismini Türk yapmış, Müslüman gözüken Alevi olduğunu söyleyenler de var. Doğu Periçek'te ve Abdurrahman Dilipak'ta akraba olduğunu söyleyenler var. Ve Akit Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniyle aynı aileden geliyorlar. Agopyan dedeleri, büyük dedeleri, Karakoçan. Evet, Karakoçan, Erzincan, Elazığ arasında bir yer. Dolayısıyla evet, Apo bu köyden. Perinçek aynı köylü. Perinçek de Apo akrabalar. Yani niye şaşırıyorsunuz? Gitmiş Perinçek kendi köylüsünü, akrabasını PKK terör örgütünün lideri yapmış, gül çiçek almış, silah satmış, silah vermiş, devletin emirleriyle PKK'yı büyütmüş ve işbirliği yapan Doğu Perinçek'ten neden şüpheleniyorsunuz? Adam şek şüphe götürmeyecek bir şekilde vatan haini ve terörist yani. Diyarbakır'da kadınlar koğuşunda yaşananlar zaten dehşetti. Emine Turgut anlatıyor. Tecavüz ediyorlar. Diyarbakır Beşnoğlu cezaevi işkence ve yargısız infaz merkezinde Kürtleri sindirmek için, PKK saflarına katma için kadınlara tecavüz edip işkence yapıyorlar. Kitaplara konu oldu. Ben onlarla Kanada'da karşılaştım. Kürt Festivali'ne gitmiştim. 2002-2003 senesinde. Metin Çiyayi var burada. 86-87'de hapishanede o bok yiyenlerden karısına, kızına, o zaman karısına tecavüz edenler. Dağa çıkmışlar tabii. Ne yapacak yani? Oradaki PKK'da dağda savaşmışlar, etrafımı çevirdi. İlk defa bir Türk Kürt Festivali'ne geliyor. Hayret dediler. Hem de hizmet cemaatinden biri. Mümkün değil. Ondan sonra anlattılar başlarından geçenleri. Beni güvenilir biri buldular. Metin Çiyay ağladı. Orada 5-6 kişi Diyarbakır işkencelerini anlattı. Yani ben de ağladım. Hüngür hüngür ağladım. Benim samimi olduğumu gördüler. Dediler ki, Türk kardeş, keşke bütün Türkler senin gibi olsa. Ben ağlayan bir Türk'ü ilk defa görüyorum. Siz de dinleseydiniz.
siz de ağlardınız. Evet, Kürtler kolay kolay güvenmiyor Türklere. Samimi birileri buldukları zaman da güveniyorlar. Oradan bir tanesi dedi ki, biz Zaman Gazetesi okuyoruz dedi. Dedim, PKK Zaman Gazetesi mi okuyor? Bunu da ilk defa duydum. İşte okunacak gazete yok ki dedi. Hepsi yalan söylüyor. Hepsi faşist dedi. O PKK'nın daha kadrosundan biri. Ondan sonra kadınlara baktım. Hepsi başörtülü. Anadolu kıyafetleri. Dedim, eşleriniz başörtülü. Dedim, namaz da kılıyorlardır. Evet dedi. Hepsi beş vakit namazında. Peki siz? Bizde namaz niyaz yok dediler. Biz dağda terörist olduk. Adam öldürdük. Oruç? Oruç da yok. Bu işin sonu nerede ve nasıl biter bilmiyorum da yani Kürtlere faşizm uygulayarak Kürtler Guti dağ aşiretinden gelir ve kökenleri ve Halid-i Nuh'a kadar gider yani Nusaybin Cizre kökenleri faşizm uygulayarak yani Anadolu'nun bir parçası olan Müslüman olan Kürtleri işkence yaparak PKK'yı büyüten bu Gladio, Perinçek, Eto yapılanması ve Necip Toruntay o dönemde Teoman Koman jandarma komutanı Diyarbakır Beşiktaşlı cezaevinde yapılan işkenceler sonrası bölgede ciddi bir taraftar bulan PKK Marksist, Leninist, dinsiz olmasına rağmen ilk eylemini 1984'te yaptı, Dici'de yaptı. Dici'de 84'te yaptığında bölgenin en etkili komutanlarından biri Necip Toruntay'dı. Ve 84 yılında orgeneral rütbesine kavuştu. 84 senesi çok önemli bir yıl. 1983 ve 84 PKK'nın ilk eylemlerini yaptığı yıllar. Ben şöyle muttali oldum. Benim 83'te girdiğim devre daha önce anlatmıştım. Bir sağlık hastalığı 18 yaşında ilk tayin yeri Diyarbakır, Lice. Sağlık ocağına gidiyor. Ve oraya gittiğinde otobüste gidiyor. Sivil kıyafetle gidiyor. PKK onun oraya sağlık ocağına geldiğini biliyor. Otobüsü indiriyorlar. Otobüsteki herkesi tarıyorlar. Kim olduğunu bilmiyorlar. Ve orada Sağlık Asubayı daha 18 yaşında yeni mezun bir gencecik çocuğu öldürüyorlar. PKK. İstihbaratı nereden almışlar? Perinçek grubu vermiş. Yani öldürsünler diye. Bizim girdiğimiz devre numarası 307 idi. Mustafa Kemal 307 numarasını kimseye vermedi. O şehidin hatırasına. Biz de bilmiyoruz ne olduğunu. İlk geldiğimizin ikinci günü numara verdi bize. Ve 307 numarasını ismini söyledi, ağladı. Hiç ağlamayan Mustafa Kemal, taş gibi beton Kemal ağladı. Gözyaşı döktüğünü gördüm. Dedim, bu 307 kimdir acaba? Ve cenazesi geldi. 307 miydi? 313? Yok, 313 değildi o. 307, bakayım 306 Uğur'du, 307, 308 Hasan'dı, 309 Tuncay'dı, 310 Nurullah, 11 Ünal, 12 Muamber, 13 Engin, yok 307'ydi. 307 numarası. Ben 14'üm. Ben devremi iyi bilirim. Nöbetlerini ben yazıyordum çünkü herkese. Herkesi tanırım. 313 Mehdi Sancağı. Yani sen alemsin ya. 313 Trabzonlu, Laz'dı bizde. Engin, Akay. 307 numarası kaymıştı o yüzden. Dolayısıyla 313 benim. 307 olmadığı için o devrede 313 benim yani. 313 ayetler kursumu okuyalım. Cenaze geldi. Gazadan kaldırdık. Biz kaldırdık. Biz taşıdık. En önde biz vardık. Fotoğrafını yakamıza astık. Gazadan cenazeyi 4 kişi seçti Mustafa Kemal. Taşıyanlardan biri bendim. En önde. En önde. Biz uzun boyluyduk. O yüzden. Ve cenazede konuşmalar, ağlamalar. İlk şehit Hasan. 307. Derin bir travma tabii bizim için. Kürt diye bir unsur olduğunu biz Türkiye'de bilmiyoruz. İlk defa öğrendim. Kürt diye biri varmış.
Allah Allah. Herkesi. Ben Türk sanıyordum. Arkamda 309 Tuncay vardı. Konya Kul'dan. Kızıl saçlı. Ben de Kürdüm dedi. Allah Allah. Konya Kul'da Kürt mü ne gezer? Dedi ki biz doğudan göç ettik Kulu'ya. Bana Cano Cano derdi. O zaman Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Cano Cano diye. Benim adımı Cano koymuştu. Tuncay. Dalga geçiyordu benimle. Kürt. Ne olacak? Ondan sonra ha Necip Torumtay'da orgeneral rütbesiyle Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı yapmış ki Ege Ordusu Komutanı olanlar mutlaka darbe yapıyor. Evet, Ashab-ı Bedir'in sayısı da 313. Ben de 313'üm aslında. Ama herkes beni 314 zannediyor. Böyle bir sorun var. 87 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. 2 yıl sonra 1 Eylül 89 tarihinde yaş haddi nedeniyle emekli olduktan sonra dönemin başbakanı Turgut Özal'ın baş danışmanı olduğu Necip Torumtay. Kara Kuvvetleri Komutanı olmuş. Genelkurmay Başkanlığı yapmadı ya. Doğru. 87 yılında Necdet Üruy'du Genelkurmay Başkanı. Doğru. Turgut Özal Cumhurbaşkanı olduğunda onu genel sekreterliği görevine layık gördü. Hatta genel sekreterin onun olması için bizzat Kenan Evren ve özel isimler tarafından Masonlar tabii talepte bulunuldu. Özal ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında bir terslik düştü. Türkiye'nin savaşa girerek Musul'u işgal etmesi o zamanki George Bush tarafından, Amerika Devlet Başkanı tarafından aralarında anlaşmıştı. 3 koyup 5 alacağız filan. 1 koyup 3 alacağız. Özal'ın en yakın danışmanı Necip Torumtay baş danışmandı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği de yapıyordu. Karşı çıktı. Dedi ki olmaz. Bizi Torumtay koz koymak istedi. Çocuklar yürümez dedi. Bizim Turgut Özal'ın öldüğü güne kadar genel sekreter kaldı. Yani bakıyorsunuz çok ilginç bir şekilde Turgut Özal'ın 17 Nisan 1993'te ölümünün üzerine aynı günü görevinden istifa etti. Yani Turgut Özal için görevlendirilmişti Necip Torumtay ve aynı gün istifa ediyor. Sonra kuşkulu bakışlar arasında o bunu önemsemedi ve bu gücü nereden alıyordu? O zaman baş danışman ve sekreter olarak Necip Torumtay dışında bir de Kemal Yamak vardı. Kemal Yamak'a geçeceğim şimdi. Necip Torumtay'dan Özal'ın baş danışmanı ve genel sekreteri iki tane önemli isimdi. Biri Necip Torumtay, biri Kemal Yamak. Baktığımızda Kemal Yamak'ın da Kızıldere katliamında rol aldığını 1994 yılında anılarını anlıyoruz. 89'da yaş haddi nedeniyle istifa edip o da merzifondu. O da merzifondan Alevi yani. Necip Torumtay gibi. Özel Harp Dairesi'nde çalışıyor yine. 12 Eylül öncesi radyo var diyor, kontrgerilla var diyor Ecevit. Bana suikast düzenlediler diyor. Kimse araştıramıyor. 12 Mart darbesi sonrası Genelkurmay Özel Harp Dairesi Başkanı oluyor. Turgeneral Malyamak. Bölgede kalan izler ve gölgeleşen bizler diye kitabı var. Doğan kitaptan çıkmış. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit'in kontrgerilla iddialarına yanıt veriyor. CHP milletvekillerinin çoğun özel harpçi olduğunu söylüyor. Bu dikkatimi çekti. CHP'de çok sayıda özel harbe çalışan militan varmış. Asker çoğu. Sivil gözüküyor. CHP teşkilatı içinde. Hala bu devam ediyor. Darbeci hepsi. Ve gladyo elemanı tabii. Mehmet Ağar bir törende onun için memuriyetim sırasında Sayın Yamak ile birlikte çok çalıştık. Onun ne derecede yüce insan olduğunu biliyoruz diyor. Dedikten sonra elini öpmesi dikkatlerden kaçmıyor. Çünkü Ağar öyle kolay el öpen bir isim değil. 2009 yılında beyin kanaması sonucu 85 yaşında Ankara'da vefat ettiğinde de cevabını bekleyen pek çok soru bırakıyor. Cenaze namazı zaten Kemal Yamak'ın çok tartışmalara sahne olan bir Kocatepe cenaze namazı törende gösterilen yüksek katılım onun ne kadar önemli bir adam olduğunu gösteriyor. Törende kimler yok? Genelkurmay Başkanı
yapmış. Orgeneral İlker Başbuğ. Savunma Bakanı Vecdi Gönül. Kuvvet Komutanları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Orgeneral Hürşit Tobon. Ve Avrasya Projesi konseptinin ana kurucusu MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılıç. Kemal Yamak'ın cenaze namazındalar. Orgeneral, emekli orgeneral, topçu kendisi. 1945 doğumlu. Şimdi Genelkurmay Başkanlığı yapmış Işık Koşener bu süreçte. Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Ataç. Hepsi ETÖ'cü bunlar. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu. Jandarma Komutanı Atilla Işık. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız. Anlaş belgelerinde imzası olan soykırım projesinde 15 Temmuz'da imzası bulunan paşalar bunlar. Hepsi. Hepsi nerede? Cenazede. Kemal Yamak'ın 89 cenazesinde yer alıyor. Şimdi 89 cenazesinde bunlar var da Sufi nerede? Diye soracak olursanız ben de oradayım. İlginç bir şekilde ben de o cenazede cenaze namazını kılıyorum askerlerin arkasından sivil olarak. Nasıl olduğunu da anlatayım bunun. İnanamayacaksınız ama yani benim bir çekim gücüm mü vardır? Nedir? 89 senesinde ben bu cenazede varım arkadaşlar. Yani bunu anlatayım da. Kara Kuvvetleri Komutanı o zaman Erdal Celanoğlu. 2. Ordu Komutanı Necdet Özel. Daha sonra Genelkurmay Başkanı olacak. Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Arslan Güner. Ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen. Hepsi cenazede. Hikmet Çetin'den, Sabahattin Çakmaloğlu'na, Murat Başeskioğlu'na kadar. Hepsini tanıyorum bu arkadaşlar. Şimdi Tuncer Kılıç, Ergun Konsolaklar arasında yere doldurulamayacak bir insan diyor Kemal Yamak için. Mümtaz bir insan diyor. Şimdi nasıl ne kadar mümtaz olduğunu bilemiyorum da. Hürşit Tolon için Muammer Yamak'ın elini öpüyor. Yani Hürşit Tolon. ETÖ'cü. Düşünün yani. Yamak'ın eşini eline öpüyor. Kemal Yamak ne kadar önemli bir adam ki. Özal'ın sekreterliği yapmış bu adam. Kocatepe Camisi'nde yani cenaze namazı kılınıyor. Muammer Yamak da 8 Aralık 2015'te yine Kocatepe'den kaldırıldığında cenazede Hulusi Akar, Abidin Ünal, Aslan Güner, tam kadro Genelkurmay cenazede bulunuyor. Şimdi diyeceksiniz bu kadar tesadüf olur mu? Cenazelere giderseniz, düğünlere giderseniz insanları tanırsınız. Düğüne, cenazeye gitmiyorsanız kimseyi tanıyamazsınız. Ben bu nedenle düğünleri ve cenazeleri asla kaçırmam. Düğün dernek önemli, cenaze de önemli. Ben gazetelerde cenaze ilanlarını takip ederim Hürriyet gazetesinde. Orada veriyorlar ilanları. Takip etmek gerekiyor cenazeleri. Ve gitmek gerekiyor. Cenazeler kaçırılmaz arkadaşlar. Come on yani. 89'da ben Alanya'dayım. Ve artık mahkemeyi kaybetmişim. Yüksek Askeri İdare Mahkemesi'ni. Annemin durumu çok kötü. Öldü, ölecek. Ağlıyor her gün. Bir mektup geldi. Evet. Mektup Kayseri'den geliyor. Alanya'ya. Mektubu yazan Adem. Bizim bir devre aşağısı o da atıldı. Adem 3. sınıftı. Adem ile Musa o da Kayserili. İkisi kafadar bana mektup yazmışlar. Ben onların abisiyim. Bir devre üstüyüm. Abi, Faruk abi aldığımız istihbarata göre bizi attılar. Tekrar geri alıyorlarmış. Bu konuda duyum aldık. Aldığımız istihbarata göre hepimiz davetliyiz. Okula geri dönüyoruz. Pişman olmuşlar biz attıklarına diye böyle 2 sayfa mektup döşemiş. Aman asıl dil döküyor. Kayseri'de bu. İyi şakittir Adem ve Musa. O kadar inandırıcı böyle mektup yazmış ki annem okudu. Gözyaşları içinde inandı. Hemen inandı. Çünkü inandırıcı bir mektup. Babam inanmadı. Mümkün değil dedi. Adamlar mevcutları da atmaya çalışıyor. Namaz kılan kimse bırakmayacaklar. Biz mahkemeyi daha yeni kaybettik Ankara'da. Anneme ikna edemedik. Gidin Ankara'ya olayın aslını öğrenin. Oğlanı da götür okuluna teslim et.
annem ağlıyor yoksa. Peder Bey dedi, cehennem dedi, giderim dedi. Ne olacak? Bir de şey var, onun üvey kız kardeşi var. Rasme ve Nazmiye. Kayaş'ta Nazmiye. Akdere'de Rasme. Onlar da uğrarız. Akraba ziyareti yapmış oluruz. Annesi Hacer de o zamanlar şeyde, Ankara'da. Annem de görmüş olur. İyi, gidelim. Bir şey çıkmayacak ya. Gittik şeye. Nizami'den girdik. Dış kapı. Bizim sağlık okulu. Oradaki asker dedi ki, nereye gidiyorsunuz? Babam dedi ki, ben emekli. Emekli astsubayım. Oğlum da bu okulda okuyordu. Komutanı göreceğiz. Okul komutanı yerinde mi? Telefon etti, yerinde. İyi. Okul komutanı albay. Komutan ismi Yüksel. Yüksel İzmir'de. Yüksel İzmirli'yi göreceğiz. Ondan sonra komutanlık katına çıktık. Adam bizi kabul etti. Ben tabii ayakta esas duruşta duruyorum. Hala asker gibi. Asker öğrencilikten kalma bir alışkanlık. Peder Bey konuşuyor. Diyor ki, oğlanı getirdim size teslim etmeye. Geri alıyormuşuz bizim oğlanı. Yüksel İzmir'de masaya bir yumruk attı. Bir ayağı fırladı. Hiddetlendi, parmağını kaldırdı. Komutan, komutan dedi. Sen 25 yıl Hava Kuvvetleri'nde hizmet etmişsin. Hala Türk Silahlı Kuvvetleri'ni öğrenememişsin. Biz orduda namaz kılan hiç kimseyi istemiyoruz. Bu oğlanı attık. Çünkü bu oğlan bütün okula namazı niyaz öğretti. Yarısını namaza başlattı. Bu lider, elebaşı, senin oğlun. Sen oğlunu tanımıyorsun. Diye adam 15 dakika Peder Bey'i bir fırçaladı. Bir fırçaladı böyle. Peder Bey kıpkırmızı oldu. Hiç ağzını açamadı ondan sonra. Bana kızgın kızgın diyor ki, sana yapacağımı ben bilirim Faruk diyor. Ben ne yaptım? Kayseri'de Adem'le Musa'nın şakası bu. Şaka yapmışlar. Kayseri şakası. Yani şakaya, eşek şakasına düşerseniz böyle olur tabii. Ondan sonra ben de okulu özlemiştim, arkadaşları filan, değerlileri onlarla muhabbet edeyim diye geldim zaten. Yoksa okula dönmeye hiç umudumuz yok yani. Ne var ne yok diye bir havalisi sormaya geldim okula. Yoksa almayacakları belli. Ondan sonra tabii Peder Bey çok kızgın. Allah'tan Malatya'da Mustafa diye bir astsubay vardı. Beni çok severdi. Onu gördü. Komutan dedi, sen de astsubay mısın? Gel sen de sohbet edelim. Ben sana Faruk'u anlatayım. Bakma sen Yüksel Paşa'ya. Albay'a bakma dedi. Ondan sonra Mustafa, o da Malatyalı bir Alevi'ydi. Beni bir anlattı. Ben kendimi böyle evliya falan zannettim. Dinliyorum ama keyfim yerine geldi. Peder Bey bizim odan mı diyor. Bunları mı yaptı diyor. Evet diyor. Herkese namaza başladı dedi. Burada dedi okulda tarikat kurdu dedi. Resmen dedi lider bu dedi. Oğlana dikkat et dedi. Bir şey olmasın. Yardımcı olalım dedi. Nasıl yardımcı olacağız? Siz dedi bir dilekçe yazın dedi şöyle. Komutanlık önüne. Bu oğlanın diplomasını vermek istemiyorlar. Ben çaktırmadan dedi, planlamadan diplomayı kaçırayım dedi. Hemen dedi arkasına dilekçeyle sekretere imzalatayım. Komutanın önüne götüreyim. Yüksel İzmir'de imzalasın. Bir tasdikname verelim bari. Oğlanın bir tasdiknamesi olsun. Diploma veremiyoruz. Bari tasdiknamesi olsun. Gariban çocuk dedi. Ondan sonra Mustafa Asubay gitti Yüksel İzmir'de kendisi imzalattı. Hala duruyor. Arkasında da benim el yazısı, dilekçem duruyor. Ondan sonra Peder Bey dedim ki, gördün mü? Her şeyde bir hikmet varmış. Tasdiknameyi şimdi aldık. Bu adamlar beni kovarken tasdikname bile vermemişlerdi. Öylesine kovmuşlardı yani. Tasdiknamesiz dolaşıyorduk 2 senedir. Kimse tanımıyor. Yani kimseye derdimizi anlatamıyoruz. Bir tasdiknamemiz bari oldu yani. Ondan sonra Peder Bey sakinleşti, yumuşadı, iyi dedi. Ben dedi ablamı ziyarete gidiyorum Akdere'ye. Sen dedi ne yapıyorsun? Ben dedim Ankara'da biraz takılayım. Gideyim kızlayı özledim. Bir sinemaya gideyim. Ondan sonra
Gideyim Kocatepe Camisi'ni özledim. Bir namaz kılayım Kocatepe Camisi'nde. Kocatepe Camisi'ne geldim. Kemal Yamak'ın cenaze namazı var. İkindi namazı. Namaza girdim camiye. İmamın arkasında 6 kişiyiz. Dışarısı dolu. Üniformalı adam var. Ama bu adamlar camide 6 kişi var. Namaz kılan kimse yok. Bunlar cenaze namazına gelmişler. Gösteri şov yapmaya. İmamın arkasında 6 tane ihtiyar var. 5 tane ihtiyar var. Bir tane ben gencim yani. 20 yaşındayım. İmam beni gördü. Bana müezzinlik yaptırdı. Koskoca Kocatepe Camisi'nde 6 kişi namaz kılıyor. İkindi namazı vakti. Müezzin de oturuyor. Dedim müezzin nerede? Müezzin cenaze namazını organize ediyor. İmamın namazı bitirmesini bekliyorlar. Gelip cenaze namazını kıldırsın. Cemaate dedi ki gelin siz de cenaze namazı kılın. Bu dışarıdaki adamlar cenaze namazı kılmayı bilmezler. Orada sap gibi dururlar. Hiç olmazsa 6 kişi Kemal Yamak'ın cenaze namazını kılsın diye bizi getirdi. İmam ön safa bu adamların ben önünde. Bakmayın bu poz verdiklerine. Bu adamlar cenaze namazı kılmadılar Kemal Yamak'ın. Bunlar Sübhaneke okumayı bile bilmezler. Kemal Yamak'ın cenaze namazını da ben kıldım. İmam sordu nasıl bilirdiniz diye. Ben de Özal'ın genel sekreteri olarak bildiğim için iyi bilirdik dedim. Adamı tanımıyoruz ki. Ne diyecektik? Arkada adamlar hepsi iyi bilirdik diye yüksek sesle söylüyor. Ben kötü bilirdik desem ne değiştirir ki? Ondan sonra cenaze namazını da biz kıldık. Bu Kemal Yamak'ın böyle kaldırdık cenazeyi. Bu hıyarların hiçbiri namaz kılmayı bilmez ya. Hiç olmazsa bir cenaze namazı kılmayı öğrenin diye. Daha sonra öğrendiler Sübhaneke okumayı. Yalandan mı okuyorlar bilmiyorum da. Evet, Kemal Yamak'ın cenaze namazını da kıldık bu vesileyle. Çok enteresan bir hadiseydi gerçekten ya. Sonra da ben gittim sinema seyretmeye. Cenazeler çok hüzünlü oluyor. Gittim bir Amerikan filmi seyredeyim dedim. Galiba Rambo 2 mi gelmişti? İlk kandan sonra Rambo 2 idi galiba. 89 tam hatırlamıyorum da. Ya Top Gun'dı Tom Cruise'un veya yok Top Gun değildi. Bir Amerikan filmi seyrettim şöyle vurdulu kırdılı. Moralim yerine geldi. Ya ondan sonra da Akdere'ye halamın şeyine gece konusuna gideceğim. Peder Bey'le ertesi gün Kayaş'a Nazmiye alanlara gideceğiz. Ondan sonra da Alanya'ya döneceğiz. Bizim Ankara seferi 89 senesinde demek ki benim gelip bu cenazeye katılmam içinmiş. Bir de tasdiknameyi aldık. Ama tasdikname hiçbir işe yaramadı biliyor musunuz? Hiç kimse tanımıyor. Üniversite imtihanına giremiyorum. MGK takip ediyormuş. Valilere, her yere genelge gönderiyorlarmış. İşe almıyorlar. Okul almıyorlar. Üniversite imtihanını almıyorlar. Allah Allah. Nasıl çözeceğiz bu işi? Eğitim Bakanlığı'na 89'da bir operasyon daha yapmak zorunda kaldım. Orada da Milletin Bakanlığı'nda ülkücü birini bulduk. Muhsin Yazıcıoğlu'nun sağ kolu adamlardan birini buldum. Şube müdürü de talim ve terbiyede denklik yazdırdım. Aldığım tasdiknamenin denk olduğuna dair. O da bir işe yaramadı. O da bir işe yaramadı. Üniversite imtihanına yine giremedim ben. Yani Milletin Bakanlığı'nın talim terbiyenin mektubunu da tanımadılar. Okul seni tanımayınca Milletin Bakanlığı'nın takan yok. Ben nasıl üniversiteye gireceğim? Yeniden okul mu okuyacağım, lise mi okuyacağım? Ne lise diplomasını veriyor, ne 4. senenin diplomasını veriyor. Tamamen rezalet bu durum. Başka bir yöntem buldum tabii. Ya demokrasilerde çareler tükenmiyor arkadaşlar. Biraz o fırıldak oluyor ama ben Alanya Lisesi mezunuyum diye sonra İbrahim Kalın'ın yardımıyla o okul birisiydi 89'da. İtibarı iyiydi İbrahim Kalın'ın. Ondan başka okuyan da yoktu zaten Alanya Lisesi'nde. Tek üniversite imtihanı kazanan İbrahim Kalın'dı. O da okul birincisi olduğu için. Alanya'da kim okuyacak liseyi? Oradaki lise müdürü de beni liseyi son sınıftan şey verdi. Bizim okula değil Alanya Lisesi'ne göster mezuniyet yerini diye. Oradaki müdürü ikna etti İbrahim Kalın. İbrahim Kalın çok ikna edici biri yani. Öyle ikna etti
ve üniversite imtihanına ilk defa girdim yani. Ama tabii hiç çalışmadım imtihana filan. Hiç umudum da yoktu. Dedim kesin bu döner. Beni imtihan yerinden alıp götürecekler diye bekliyordum. Beşiktaş'ta girmiştim. Bir katakülü daha yaptık. Beşiktaş'ta imtihana girdim. Sonra şeyi kazandım. Açık öğretim. İktisadı kazandım. Açık öğretim iktisatta üniversite kaydımı yaptırdım. Ve 2 sene okudum. 2 sene askerliği de yatırıyordum bu sırada. Yoksa bizim tekrar askere çağıracaklar. İyi ayak. Ben aslında bir de açık öğretim 2 sene iktisat okumuşum. İktisat. Çok iktisatlı adamımdır böyle. Kitapları hiç okumazdım. Hiç okumadan vizelere, finallere girip de sınıf geçen bir adam varsa herhalde o da benimdir yani. Bu kadar berbat bir eğitim sistemi olur mu yani? İktisat okutuyorlarmış. Açık öğretim diye bir şey mi olur? Tabii ben geçtim. Kalmadım yani. Ben sınıfta kalmam yani hiçbir zaman. Şöyle bir baktım. İmtihandan önce imtihanların hepsini geçtim. Sonra tabii kaydımızı ne yaptılar? Hala donmuş mudur bilmiyorum. Dondurduk yani Azerbaycan'a gidince. 2. sınıftaki kaydımızı. 2 sene bitirdim ama diploma yine vermediler. Ya bana üniversite diploması bir türlü böyle mezuniyet törenlerine katılamıyorum. Ne 87'de bizim devletin törenine katıldım. Ne Azerbaycan'daki üniversitenin törenine katıldım. Ne York Üniversitesi beni mezuniyet törenine çağırdı. Sosyoloji bitirdik. Çinli bir yüzünden katılamadım. Çinli bir tane hıyar beni üniversite mezuniyet töreninden çıkartmış. Çinli ne olacak? Gittim niye çıkardın? Diplomamı vermiyor. Sen diyor Azerbaycan Üniversitesi mezunuymuşsun. Uluslararası ilişkiler bize göstermemişsin. Bize yalan söylemişsin. Ulan hıyarlar göstersem üniversiteyi İlham Aliyev kapattı. 2008 senesinde. Üniversite yok. Transkript gelemiyor. Bitirdim üniversiteyi de İlham Aliyev kapattı Azerbaycan'da. Dolayısıyla gösteremediğimiz için kabul vermiyorlar. Göstermedim. Göstermeyince suç oldu. Diplomayı vermiyorlar. Şimdi dedi ki bana ispat et dedi. İlham Aliyev kapatmış. 6 ay sokakta miting yaptı. 5000 öğrenciye. 6 ay Azerbaycan'da Bakü'de. Azatlık meydanında. Adam inandı da diplomamı verdi. Mezuniyet törenine yine katılamadım. Diploma var duruyor. En 2014'te Social Work Master'ın mezuniyet törenini kaçırmadım. Refik Lüley. Zor bir master. Kaçırmadım. Ve bizim sınıf 150 kişiydi. Mezuniyet töreninde 10 dakika ayağa kalktık, alkışladık kendimizi. Rektör de ayağa kalktı, alkışladı. Yardımcılar da ayağa kalktı. Dedi, niye alkışlıyorsunuz kendinizi? Çünkü Kanada'nın en zor master'ını bitirmişiz. Emek, gözyaşı, dirsek çürütmüşüz. Alkışlayın lan, hırmola dedik. Bütün salon çınladı. Rektör hoşuna gitti. O da alkışlayınca hepsi alkışlamaya başladı. 10 dakika alkışlattık kendimize. İyi bir mezuniyet töreniydi yani. Nihayet. 2015'teki master'da da mezuniyet törenine katıldık. 2 tane mezuniyet törenimiz var yani. Elhamdülillah. Çok şükür. Uzun bir maratondan sonra daha macera bitmedi. Daha başka mezuniyet törenleri de olacağı benziyor. İyi günler arkadaşlar. Bu kadar. Yayın yeter. Yayınımıza burada son veriyorum. Siz de mezun olun artık ya. Bir yerden okumaya devam etmek lazım. Life Long Learning Process diye bir olay var. Biz okumaya mezara kadar devam edeceğiz. Peder Bey öyle der. Oğlum sen imamın kayı derdi şeye tabuda okurken bileceksin. YouTube'da görüşürüz. Bak public education yapıyoruz burada. Öyle değil mi? Mezuniyet törenleri çok sevdiğim törenlerdir benim.
Bayılıyorum yani. Geçen sene kızın mezuniyet töreni vardı. Bodrum Üniversitesi'nde psikoloji bitirdi. Onur Lise'de yani ilk birinci olarak bitirdi. Benim oğlanla gittik Salih'le. Salih çok sevdi. Dedi ki ben üniversiteye gideceğim dedi. Bu ilkokul falan sarmıyor. Okula gitmiyor. Ben üniversiteye gideceğim diyor Salih. 6 yaşında boş ver bu ilkokulu, ortaokulu ya baba diyor. Bunlar diyor tırışka diyor. Beni sen direkt üniversiteye yazdır. Ben üniversitede okuyayım. Burası daha heyecanlı. Müzik, tören, mören hoşuna gitti Salih'in. Okula gönderemiyoruz. Okula. Koronavirüsü bahane ediyor şimdi. Millet okula başladı. Salih ben gitmiyorum dedi. Maske takıyorlarmış. Ben duramam maskeyle dedi. Online opsiyon var. Dün Fransızca hocası aradı. Fransızca ders yaptı. Online bir saat. Sınıfta 4 tane Çinli kız var. Bir tane Fransız hoca var. Bir de Salih. 5 tane öğrenci var online'da. Özel ders veriyormuş gibi. Süper yani. Salih'in hoşuna gitti. Hocaya bir tane çiçek çizdi. Hemen. Tak. Dersi beğendi yani. Hoca iyi. Hiç olmazsa online Fransızca öğreniyor olan. Dileğe zaten okula gitmemekti. Üniversiteye kadar böyle sallayacak galiba Salih. Öyle gözüküyor. Koronavirüs inşallah uzun sürmez. Salih'in işine yaradı. Okulda canı sıkılıyor. Yani oyun oynatıyorlar. Oyunlardan canı sıkılıyor. Resimlerden canı sıkılıyor. Salih'i tatmin edemiyorlar. Öğretmenler yetersiz. Okullar yetersiz kalıyor. O yüzden Salih'te işimiz var. İyi günler arkadaşlar.